Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Bu akşam stüdyomuzda özel bir konuğumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle enerji verimliliği haftasında geldiğiniz için de teşekkürler. Hepimiz için çok kıymetli. Dolayısıyla konuşacağız ayrıntıları. Ee, sevgili izleyiciler soruları Zafer Şahin'le, Milliyet Gazetesi yazarı, arkadaşım, meslektaşım Zafer Şahin'le birlikte yönelteceğiz. Merhaba Zafer. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hemen hızla başlayalım. Ben şimdi Tabii ki. ilk sözü Zafer'e vereyim. Sonra çünkü biliyorsunuz aramızda tartışma çıkıyor. Buyurun Zafer Bey. ya. Biz de <laughs> e, Sayın Bakan öncelikle ben de hoş geldiniz diyorum. Şimdi Sayın Bakanım biz e, özellikle son dönemde hem doğalgazda hem petrolde kendi yaptığımız aramalarda milletçe göğsümüzü kabartan keşiflere imza attık. İşte bu Karadeniz gazı olsun, Gabar'da özellikle bulunan petrol e, yeni rezervler olsun. E, bunlar da son durum ne? Bir de arkasından bir soru daha soracağım. Aslında kamuoyunun çok merak ettiği, çok söylediği, sorduğu hatta eleştirdiği bir boyutu daha var. Evet. Onu da ikinci bölümde soruyorum. Karadeniz'de başlayalım değil mi? Tamam. Karadeniz'de tamam, başlayalım. Evet. Şimdi Karadeniz gazı 2020'de malumunuz keşfettiğimiz 2020 yılı için dünyadaki denizlerde yapılan en büyük keşifti. Sayın Cumhurbaşkanımız 2020 Ağustos ayında bunu milletimizle paylaştı. Yine hatırlarsınız pandeminin tam ortasındaydı. Ve milletçe bizi tabii çok gururlandıran, mutlu eden bir gelişme. Çünkü Türkiye'de 50 yılda ürettiğimiz gazı biz şimdi Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında bir yılda üreteceğiz. Yani Cumhuriyet tarihinde 50 yılda ürettiğimiz gazı bir yılda üretebileceğimiz büyüklükte bir keşifti bu. Türkiye gaza, gaz ihtiyacı, doğal gaz ihtiyacı çok yoğun olan bir ülke. Hanelerde, hane halkımız kullanıyor, ısıtmada, pişirme amaçlı vesaire. Onun dışında sanayimiz ciddi bir şekilde gaz tüketimi yapıyor. Gazdan elektrik üretiyoruz. Dolayısıyla bu kadar önemli, yani ekonomimiz için önemli bir alanda da maalesef dışa bağımlıyız. Dolayısıyla bunun kendi kaynaklarımızla sağlanması fevkalade önem arz ediyor. Bu keşif yapıldı. Keşif karadan 170 kilometre mesafede. Birlikte sizinle oraya gittik evet, hatırlarsınız evet, orada e, maceralı bir e, evet, evet. gezi olmuş, e, seyahat olmuştu. Orada e, deniz derinliği 2.100 metre. De, deniz sabanından sonra da yaklaşık 1.700 metre, 2.000 metre, 2.500 metre sondaj yaptığımız bir yer burası ve Buradan gazı çıkarıyorsunuz. 170 kilometre karaya taşıyorsunuz. Dolayısıyla keşif çok kıymetliydi ve çok önemli bir aşamaydı. Ama emin olun üretim aşamasına geçmek çok daha zorlu bir süreç. Ve bunu çok kısa bir sürede yaptık. 2000, yani geçtiğimiz yıl 2023 yılında hatırlarsanız tam Arife günüydü. Orada yine evet. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla o gazı karada yaktık. Ve bugün itibariyle o sahadan gaz üretmeye başladık. Gaz şu anda evlerimizde kullanılıyor. Oradan Filios'tan Botaş'ın hatları üzerinden e, sisteme dahil oluyor. Ama tabii bizim ilk aşamada 10 milyon metreküplük bir hedefimiz var. Yani ilk faz olarak tanımladığımız bir süreç. Dolayısıyla bu hedefe ulaşmak için ilk etapta çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda inşallah buraya geleceğiz. O hedefe önümüzdeki ay diyorsunuz. Şimdi önümüzdeki aylarda 4 diyorum. Galiba 4 milyon metreküp aylarda diyorsunuz evet. değil mi? Şu an 4 milyon metreküp. 4 milyon metreküp üretimi gerçekleştirdik. 4 milyonu da açtık. Şu anda 2.2 milyon metreküplük bir üretim sağlıyoruz günlük olarak gün. oradan. Yani Sayın Bakanım her gün 2.2 milyon metreküplük bizim kendi evet. yerli ve milli doğalgazımız sisteme evet. veriliyor evet. şu anda. Evet. Ama hedef 10 milyon metreküp, e... metreküp gün. Günlük 10 milyon evet. metreküp'e ulaşmak. Bu, bu yine ilk faz olarak tanımladığımız hı hı. şey. İkinci faza geldiğimizde bu 10 milyon metreküp'ü 40 milyon metreküp'e çıkaracağız. Bu 40 milyon metreküp'e çıktığında günlük evet. biz toplam doğalgaz ihtiyacımızın hani şu kadarını kendi kaynaklarımızdan sağlıyoruz. Şöyle söyleyeyim sağlıyoruz. biraz daha yani vatandaşlarımızın anlaması açısından evet. belki daha şey olabilir. 15 milyon hane halkının... Doğalgazını karşılayabilecek bir miktara ulaşmış olacağız. 40 milyon metreküp evet. çıktığımızda günlük. Evet, günlük buna çıktığımızda bu bizim hane halkında 15 milyon hane halkının ki yani ile çarparsanız 60 milyon nüfus eder e, o insanımızın doğalgazını buradan karşılayacağımız Şimdi, anlamına geliyor. Çok gelir. ciddi bir rakam. Bunun için bir takvim var mı? Yani önümüzdeki aylarda da 10 milyon evet. e, metreküp için 2024 yılı içinde evet. olduğunu net anlıyoruz. Evet. Peki 15 e, milyon eee iski için abone acaba için, abone evet. için yani planlamamız nasıl bir bizim 2026 27 yıllarında bu rakamlara ulaşa, hı. ulaşmayla alakalı hedefimiz var. İnşallah daha öne çekebilirsek e, tabii ki daha değerli. E, ama biz bir taraftan şunu da yapıyoruz. Elbette ki hane halkından bahsettim. Bir de tabii sanayi kullanıyor evet. elektrik üretiminde kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Onun için biz bu e, keşiften sonra üretim aşamasındayız. Ama yeni keşifler içinde aslında bizim aralarda başka sondajlar da yapmamız lazım. Yani bizim şu anda gemilerimizin 3 tanesi biliyorsunuz Karadeniz'de Sakarya Gaz sahasında Oha, çalışıyor. O harita varsa şu ekrana bir verebilir miyiz arkadaşlar? Dolayısıyla hem Fatih hem Yavuz hem Kanuni bölgede ama bir fırsat bulup arada Karadeniz'de başka gördüğümüz sahalarda da yeni keşif kuyuları açmayı da hedefliyoruz. Dolayısıyla aslında bu 710 milyar metreküp olarak açıkladığımız keşif rakamının yukarı gitme imkanı ancak yeni kuyularla mümkün olabilir. Hı hı. Dolayısıyla inşallah e, bu süreci onunla beraber de yürütüyoruz. Şimdi, yani bir taraftan üretim için çalışıyoruz. Bir taraftan da yeni keşif kuyularına inşallah devam edeceğiz. Şimdi Sayın Bakan e, gemiler böyle bu şekilde evet. mevcut durumları bu değil mi? Evet. Peki e, yani eee Niye buradalar? Burada yoğunlaşmaların özel bir nedeni var mı şu an? Orası şu anda Sakarya Gaz Sahası, Hı -hı. keşfi e, yaptığımız yer. Dolayısıyla şu anda orada bakın kuyuların e, numaraları yazıyor. 17. kuyu, orada Hı -hı. 17 tane kuyu açmış durumdayız, sondajını yapmış durumdayız. Bu kuyuların bir kısmının sondajı devam ediyor, bir kısmının kuyu tamamlama faaliyetleri devam ediyor, yani üretimle alakalı. Dolayısıyla bu çalışmalar orada yoğunlaştığı için 3 gemi de orada hepsinin ayrı görevi var. Birisi sondacı yapıyor, birisi kuyu tamamlamayı yapıyor, biri üst yapıyla alakalı çalışıyor. Dolayısıyla o bölgede şu anda tek e, motivasyonları, tek e, amaçları o gazı mümkün olan en yüksek seviyede çıkarabilmek İşte 10 milyon metreküp de o hedeflerden bir tanesi. Sayın bakarım. Şimdi bu bölge tabii çok doğal gaz açısından özel bir bölge. Evet. E, yeni keşifler de dediniz ya. E, işaretleri var mı bunun hani Sayın o Bakan, kendini belli mu? Mesaf, şöyle alsam yani... mesela e, izleyici çok merak ediyor evet. göstererek bir de almazsanız He. bize yani nereler olabilir He. burası diye. Şimdi burası e, biraz önce ifade ettiğim gibi Karaya Filyos'a 170 kilometre mesafede bir e, yani açık denizdeki bir e, keşif ve şu anda üretim faaliyeti. E, özellikle bu bölge e, bizim Sakarya Gaz sahası adını verdiğimiz bölgede biz yeni potansiyel olduğunu da düşünüyoruz. Dolayısıyla arama faaliyetlerine burada yoğunlaşacağız. Ama Karadeniz'de yine orta bölümde ve Doğu Karadeniz bölümünde sondaj yapmak istediğimiz, arama faaliyeti yapmak istediğimiz yerler de var. Bunların bir kısmı doğalgaz odaklı, yani doğalgaz bulma hedefli. Ama bir kısmında da petrol emaresi düşündüğümüz, yani sismik çalışmaların bize söylediği arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olabileceği yönde. Dolayısıyla bu tarafa doğru da gelişmeler olabilir. Ama tabii gazı burada bulduğumuz için şu andaki bütün şeyimiz odaklandığımız nokta burası. Peki burada Çalışmalar yapılacak sonra diğer tarafa mı kayılacak yoksa eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor mu yürütülecek mi? Yani imkan kabiliyetler mertebesinde biz eş zamanlı aralarda da birkaç tane e, keşif amaçlı sondaj yapmayı planlıyoruz. Hmm. Yani buradaki üretimle alakalı takvimi aksatmadan ki o çok önemli onu söyledik. Ama arada e, gemilerin e, takvimini uydurabilirsek bu arada bir gemimiz burada yok biliyorsunuz. Akdeniz'de hmm. Abdülhamit Han e, sondaj gemimiz e, ilerleyen dönemde belki buradaki e, aramalarda onu da aktive edebiliriz. Dolayısıyla yani biz mutlaka aralara yeni arama ve yeni keşif imkanlarını e, koymak istiyoruz. Şu ek Sayın soruna bakalım. geçmeden ben de bir şey sorayım. Tabii, Ondan tabii, sonra bir daha e, ayağa kaldırmayayım diye çünkü bir harita daha getireceğim. Evet, Olur mu? Evet. Buyur eğer buradaysanız. Şöyle tabii ki bununla Hı -hı. alakalı. Sayın bakın belki ser verip sır vermeyeceksiniz normal <laughs> olarak ama e, biz bu keşiflerle inşallah daha yeni keşifler de evet. yapacağız enerji satın alan bir ülke olmaktan enerji ihraç eden bir ülke olma yoluna girebilir miyiz yakın dönemde orta vadede Evet. Şimdi e, enerji derken tabii doğalgazı doğal evet. bizim evet, enerji evet. enerji ile alakalı şöyle bir hedefimiz var. Türkiye dışa bağımlılığı e, %68'ler civarında bir ülke. Yani %70'in altına biraz geldik çok şükür ama bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin mutlak surette enerjide tam bağımsız olması lazım. Yani dışa bağımlılığını bitirmiş Türkiye net ihracatçı bir ülke olması lazım. Bunu yaparken belli kaynaklarda yine ithal, ithalatçı bir ülke olabilirsiniz ama aldığınızdan veya ürettiğinizden daha fazlasını satabiliyor hale gelecek bir ülke olma hedefimiz var. Yani önümüzdeki 30 yıllık Türkiye'nin nihai hedefi enerjide ve madende tam bağımsız bir ülke olmak ve kendi kendine yeten bir ülke olmak. Bu onun yolunda atılmış bir adım ve çok önemli bir keşif söylüyoruz ama Türkiye'nin ihtiyaçları çok büyük. Petrolde de öyle biraz sonra konuşuruz. Hı hı. Ama doğalgazda biraz önce ifade ettiğim gibi işte 15 milyon hane dedik. Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 milyon hane halkına doğalgazı eriştiriyoruz. Yani geride daha gitmemiz gereken ve sanayi e, sanayiler, efendim elektrik üretiminde. Dolayısıyla biz ümitliyiz ama aramadan bir şeyi keşfetmeden e, şu anda böyle çok ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Biz bütün Karadeniz'i aşağı yukarı taradık sismik çalışmalarını bitirdik. Bunları analiz ediyoruz ve biraz önce ifade ettiğim yani Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki lokasyonları bu çerçevede buralarda ümitvar olarak kazmayı planlıyoruz. İnşallah bunların neticesinde veya Akdeniz'de bulacağımız keşifle e, gaz veya petrolle de bu dışa bağımlılığı ülkemizin gündeminden çıkarma hedefliyoruz. Kendine zaman zaten bunlar. yetmek bile tek evet, başına çok, çok önemli bu evet. arada onu söyleyeyim. Zaman söyleyelim. zaman yeri gelmişken hani şöyle eleştiriler de geliyor. Neden Akdeniz'de arama yapılmıyor diye. Siz evet. halbuki dediniz ki bir sondaj Evet, gemisi şu anda Akdeniz'de, Akdeniz'de ve sondaj yapıyor. Ama hatırlayın biz yani bu 2016'da Hı -hı. Milli Enerji ve Maden Politikası'nın temel unsuru olarak bu stratejiyi başlattığımızda Akdeniz'de yaklaşık 8-10 tane derin deniz kuyusu kazdık. Evet. Yani Akdeniz'de çok aktif bir dönem geçirdik. Ondan sonra buna artık yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekir dedik. Akdeniz'de şu anda daha farklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Ama Karadeniz'de de 2020'de işte çıktık ve Karadeniz'de biraz daha bereketli ilk açıkçası sondajdan böyle bir netice aldık. galiba şu değil mi yani Karadeniz'de bulundu başka rezerv alanları da var. Dolayısıyla öncelik Karadeniz evet. gibi bir herhalde evet. çerçeve çizildi evet. buna. Evet. Peki şimdi ben bağlantılı sorunu tahmin edebiliyorum Dedin. Ona petrolü, geçmeden petrolü, petrolü evet. bir alalım. Evet. Bir e, Gabar bölgesini ekrana getirelim. Haritamız vardı Akın. E, şimdi 2023 yılı değil evet. mi? Sonu itibariyle ne kadar oldu üretim? Bir onu yani, sorayım. Bugünü bir söyleyeyim. De, bugünü söyleyelim. Geldi. Ee, evet. biz yılın... Şehit Esma Çevik evet. ve Şehit, şehit Aybüke Yalçın. Şimdi. Esas büyük e, sahalarımız burası. E, hı -hı. Bir sahamız daha var. Ama e, Şırnak'ta, Gabar'da Burada şu anda bugün itibariyle 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz günde. günde. 32 evet. bin varil. Evet. varil. evet. Ve şöyle bir rakamda söyleyeyim yani bunun ne ne anlama geldiğini belki biraz daha net ifade etmek evet. açısından 2016 yılında Türkiye petrollerinin toplam petrol üretimi günlük 35 bin 36 bin varillerdeydi. Ve bu iki saha yokken. Yoktu evet. Bu iki sahada keşif yoktu. Dolayısıyla şu anda neredeyse o günkü üretim rakamını ikiye katlayacak bir değere ulaştık. Çok büyük hummalı bir çalışma burada devam ediyor. Ee, biz yılın son günü yeni yıla burada oradaki çalışan arkadaşlarımızla girdik. Orada bizimle beraber bu bir anlamda mücadelenin içerisinde askerimizle jandarmamızla bir arada girdik. Gece gündüz bir çalışma devam ediyor. 32 bin var ile çok kısa bir sürede çıktık ama hedef? bu yılın sonunda 100 bin varil. 100 bin varil. Peki. Box, evet. kapanlı bir kuyusundaki durum ne? Ee, henüz sondaj bitmedi. Devam ediyor hı hı. orada çalışmalar. Burada da Karadeniz'e benzer. Yani burada bir şu anda bu üretim fazına geçmiş bir keşif. Hı hı. Artık keşif aşaması bitmiş. Ama burada da biz farklı lokasyonlarda yani Nerede biraz evet. bu tarafa gelirseniz işte Hakkari'de yine Şırnak'ta Beytüşşebap'ta buralarda yeni kuyular kazıyoruz. Bunların hepsi keşif amaçlı yani yeni rezerv acaba bulabilir miyiz amaçlı kazacağımız kuyular. Yani biz bir taraftan üretim için çalışmalarımıza devam ederken. Bunun paralelinde de yeni noktalarda yeni keşif kuyularını kazmaya devam edeceğiz. Şu efsane vardı ya, sen sonra geçmeden onu bir sorabilir miyim? Ee, ya yıllarca bakıldı, yok denildi, kapatıldı. Şimdi evet. çıkıyor olması. Üzerine beton dökülen kuyular. Evet, üzerine e, beton dökülen, şimdi... Yani şimdi çıkıyor olması ve daha başka rezervlere bakıyorsunuz <laughs> diyorsunuz. Mutlaka da, da unutmuşsunuz anladığım evet. kadarıyla. Yani bu tabii bizlere çok şey hissettiriyor evet. ama size ne hissettiriyor ve bu neden böyle olmuş yıllarca? Yani şöyle e, açıkçası yani bu anlatılanların e, bir kısmı doğru. Yani şöyle üzerine beton dökülüp kapatılan kuyulara biz tekrar e, sondaj yaptığımızda farklı bir yaklaşımla ele aldığımızda netice aldığımız hı. sahalar oldu. Onu söylemem lazım. Hı. Ama bu coğrafya için söyleyeceğim şey şudur. Şırnak, Gabar, Kato hı hı. size neyi hatırlatıyor? Terörü Son 40 yıldır terörü hatırlatıyor. Dolayısıyla terör endişesi, terör e, varlığından dolayı yani biz buralara sahalara gittiğimizde e, orada işte e, güvenlik güçlerimizden zaman zaman aldığımız bilgiler şöyle işte efendim şu köye e, şu kadar teröristle baskın yapıldığı dönemler var. Şimdi oralarda terörün teröristin adı yok tamamen işte petrol dağlarda yüzlerce kilometre yol yapıyoruz dolayısıyla yani bu bölgeler aranmamış bölgeler hı hı. ve 2016'da biz stratejimizi şöyle koymuştuk denizlerimizde kendi gemilerimizle, kendi imkan kabiliyetlerimizle arama yapacağız. Karada da gidilmedik herhangi bir yer bırakmayacağız. Buralar gidilmemiş bölgelerdi. Yani buralar gidilemeyen bölgelerdi diyelim. Dolayısıyla e, bu stratejinin neticeleri açıkçası bu ve e, çok büyük bir keşif. Yani 100 bin varil çok önemli bir rakam. Yani Dayan Türkiye... o zaman çok özür dilerim. Doğalgazda sorduğumuzu burada da soralım. Günlük 100 bin varile ulaştığımızda ya da şu anki rakamda biz petrol ihtiyacımızın ne kadarını yerli ve milli kaynaklardan evet. Şimdi şunu söyleyelim. Bugün itibariyle biz diğer illerimizde de özellikle Batman'da, Adıyaman'da petrol üretiyoruz. Türkiye petrolleri üretiyor. Yüzde 85 Türkiye'deki petrolü, yüzde 15'inde özel sektörün ürettiği sahalar var. Bu 100 bin varil geldiği zaman bizim hedefimiz 2024'te 175 ila 200 bin varil bandına gelebilmek. Bu şu demek, Türkiye'nin ihtiyacının %20'sini kendi sahalarından üretiyor anlamına geliyor. Yani Türkiye yaklaşık günlük 1 milyon varillik bir petrol, petrol ürünü ne ihtiyacı var her gün bunun %20'si, 25'i bu sahalardan karşılanmış bu anlamına arada gelecek. Bu arada 2 yıl içinde kaç kuyu planlanıyor açılması? Yani burası 2024 sonundaki o 100 bin varil hedefine 90 ve 100 kuyu arasında 90 geleceğiz. Şu 100. anda 23-25 kuyu arasında durumdayız. Hı. Bu 90'a 100'e gelecek bu, bu senenin sonuna aslında kadar. Aslında sizin Güzel. verdiğiniz rakam bana şunu çağrıştırdı. Hani biz. 780 bin kilometrekarelik bir ülke olmasak, bu nüfusta olmasak, hani günlük 200 bin varil evet. petrol üreten bir ülke aslında petrol ülkesidir evet, değil evet, mi? Evet, yani şöyle düşünürsek. Evet, evet. Ya buradan hareketle inşallah yeni keşifler de olacak. Bu üzerine beton dökülen kuyularda bazen rastladığınızı söylediniz ya, hepsine tek tek bakıyor muyuz? Geçmişte bura açılmış, biz tekrar buna bakalım. Yani şöyle bu tekrar bakma dediğim gibi oradaki sismik, buyurun isterseniz. Evet, sismik verilere tekrar farklı bir gözle farklı bir tekrar sismik yaptığımız yerler var. Oralardan bir emare gördüğümüzde tekrar bakıyoruz. Hı. Yoksa hani burası kapatılmış illa evet. gidip buraya bakalım değil ama. Yani bir değerlendirme analizin sonucunda eğer sismik size bir şey söylüyorsa o zaman sondaja tekrar bir gidelim. Belki geçmişte. Daha sığ kazılmış orası. Daha derine bakalım. Daha derin kazılmış. Daha sığda farklı bir şey olabilir mi ki bütün bunların hepsi denendi açıkçası. Bilmeyen izleyicilerimiz için bunu nasıl görüyorsunuz? Yani buralara bakalım dediğiniz. Evet. E, nasıl bir araştırma ya da e, keşif sonucu gidip oraya bakalım Adam, ve kazalım diyorsunuz? Bu e, bizim süreçteki yani? sismik çalışmada açıkçası e, iki ana konu var. Bir tanesi İki boyutlu sismik hı hı. yani biraz daha şey tabirle söyleyelim adeta işin röntgenini çekmek. Hı. Biliyorsunuz zaman zaman hekimler der ki işte bu röntgen yeterli değil bir de bir MR çekelim. Daha detaylı bakalım derler. Bizim petrolcülük ve bu arama üretim işinde üç boyutlu sismik dediğimiz şey aslında işin MR'ıdır. Yani iki boyutta böyle ya burada bir şey var diye gördüğümüz şeyi ...MR'da veya 3 boyutlu sismikte biraz daha derinlemesine bakıp... ...ondan sonra da o baktığınız şeyi yorumlama meselesi... ...bunu yine yani doktorlarımız işte bakarlar derler ki... ...ya buraya bir biyopsi yapalım burada bir şey olabilir... ...hani bunu bir e, test edelim... ...dolayısıyla o biyopsi aşaması bizim sondaj yaşamamız esas itibariyle... ...yani bir şeyler görüp o MR'lere göre adım adım gidip ondan sonra sondajla nihai noktayı açıkçası evet. koyma imkanımız var. Şimdi o zaman o bağlantı sorusu soruyoruz. Ee, şimdi bu soru siz de karşılaşıyorsunuz muhtemelen. Evet. Ee, sanıyorum bütçe görüşmelerinde de e, olmuştur evet. gelmiştir bu soru. Sayın Bakanım ya şu söyleniyor deniliyor ki ya bu seçim döneminde işte gaz bulundu petrol bulundu ama evet. işte seçimler bitti doğalgaz petrol e, işte ucu, e, benzin fiyatları ucuzlamadı. Evet. Hatta arttı. Ee, bunu nasıl izah edebiliriz? Evet. Yani e, hem bir taraftan yerli ve milli kaynaklarımız var ama deniliyor evet. ki ucuzlamıyor. Ne doğalgaz ucuzluyor ucuz diyor, ne benzin ucuz diyor. Evet. Ee, buna ne diyorsunuz bu eleştirilere? Yani şöyle söyleyelim şimdi e, bizim bizim yaklaşımımız şu. Şimdi buradaki bulunan petrolün biraz önce ifade ettik, İşte 2024 sonuna gelirsek ihtiyacımızın yüzde 20'sine yakınını karşılamış olacağız diyoruz. Geride bir 80 var. Ee, onun dışında bu iki üründe yani uluslararası emtia piyasalarında fiyatlanan, yani bugün dünyada petrolün fiyatlaması belli. Dolayısıyla fiyatlanan bir ürün. Şimdi biz burada şunu yapmak istiyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz seçimden önce Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Özellikle Gabar ve e, Sakarya Gaz Sahası'nın petrol ve doğalgaz gelirlerinden elde ettiğimiz gelirleri bu banka ve bu fon e, vasıtasıyla... ...vatandaşlarımıza sunacağız... ...diye bir hedef ortaya koydu. Mecliste bu yasalaştı. Şu anda bu... ...şey kurulmuş durumda. Şimdi bizim... ...görevimiz şu. Bu fona... ...kaynak üretebilmek. Yani biz... ...buradaki bulduğumuz... Kayna, e, ...diyelim... ...petrol ve doğalgazı. Buradan elde ettiğimiz... ...gelirleri. Şimdi Petro Türkiye... ...petrolleri veya Türkiye'deki özel... ...şirketler buldukları petrolü... ...dünya fiyatı neyse onunla rafinerilere... ...satıyorlar. Hatta Türkiye'deki rafineriler bu petrolü almak zorundalar. Yani kanunen yerli petrolü önceliklendiriyorlar ve almak zorundalar. Türkiye Petrolü de petrolleri de e, şu anda dünyadaki fiyat neyse petrolün kalitesine göre o fiyattan bunu onlara satıyor. O elde, elde ettikleri geliri bu e, aile ve gençlik bankası üzerinden ki biz ona son dönemde şeyi de kattık. Yani Türkiye'de eksik kalan alanlardan bir tanesi madeni de kattık. Yani o da bir yeraltı kaynağı. Bu da bütün ülkemizin, bütün insanlarımıza ait bir zenginlik. Dolayısıyla orada oradan elde edilen gelirleri de yine bu vesileyle kullanıp bu banka ve bu fon aracılığıyla işte gençlerimize, kadınlarımıza, aileyi önceliklendiren programlara inşallah ayıracağız. Yoksa hani bunu illa işte petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına yansısın şeklinde bir yaklaşım Bizi farklı bir noktaya götürebilir. Biz burada gerçekten daha anlamlı işlere bu gelirleri ayırmak istiyoruz. Elbette ki rakamlar arttıkça bunların farklı şekilde yansımaları da olacak. Ama tabii iş e, hakikaten çok e, komplike bir iş, çok e, zor bir iş, zaman isteyen bir iş. Ve bir anlamda daha biz yolun başındayız. Epey gidecek bu anlamda yolumuz var. Yani üretim arttıkça bu da işse istemez fiyatlara da ilerleyen dönemde yansıyabilir bir de tabii ki dediğim gibi toplumun ta tamamına ve gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere bunu yansıtabilecek politikaları da yani sosyal politikaları da beraberinde düşünerek bunları planlıyoruz. Peki ben şeye geçeyim başlatayım senin de o konuda kesin sorun olur çünkü ee, Akkuyu meselesine ee, acaba ilk reaktör bu yıl e, devreye alınması planlanıyor evet. değil mi? Bu hedef ne zaman gerçekleşecek gerçekleşecek mi oradaki son durum ne? Şimdi şöyle, Akkuyu nükleer santrali Türkiye'nin yani 70 yıldır yapmaya çalıştığı bir aslında hayali. Çok şükür yani çok büyük bir ilerleme var sahada. Orada 4 tane reaktör şu anda aynı anda inşaatı devam ediyor. İlk reaktörü de hedefimiz bu sene içerisinde devreye almak. 2018 yılında bu santralin ilk e, betonunu attık ilk temelini attık diyelim e, Sayın Rusya Devlet Başkanı Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'da bizler e, Akkuyu'da e, bu töreni yapmıştık Şimdi 2024 yılının e, yani biz kendimize e, yani Ruslarla beraber de konuştuğumuz hedef tarihimiz 29 Ekim 2024 hani Cumhuriyetimizin 101. yılında Türkiye'nin bir nükleer santralden elektrik üretmeye başlaması hakikaten çok daha anlamlı olacak Dünyada da gelinen noktada yani ilginç gelişmeler oluyor. 2000 bu yani geçtiğimiz yıl Taraflar Konferansında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 28. Taraflar Konferansı Dubai'deydi. Çok ilginç kararlar alındı ve dünyaya bunlar anons edildi. Bunlardan bir tanesi şu: Dünya iklim değişikliğiyle mücadelede eğer bir mesafe alacaksa mevcut şu anda dünyadaki nükleer kurulu gücün 3 katına çıkması gerekiyor gibi bir hedef ortaya kondu. Ya, i̇klim değişikliğine karşı nükleer güç. Evet yani iklim değişikliğinde biz karbon emisyonu... Çünkü Bu... karşı çıkanlar var evet, ya yani tam evet, tersi ama şekilde... Yani bu Dubai'den çıkan şey çok önemliydi. Bu bizim bütün aslında nükleerdeki bu bizim uzun dönemli bir nükleer programımız var. O programdaki bütün hedeflerle uyuşan bir şey. Yani dünyadaki şu anda işte bunu geçtiğimiz... Aralık ayında dünyaya ilan edildi e, Dubai'den. E, biz bunu yıllardır söylüyoruz. Türkiye'nin mutlaka Sinop'ta, mutlaka Trakya'da e, nükleer reaktörlere sahip olması lazım. En az 12 tane nükleer reaktörümüzün olması lazım buralarda. 12, Bu yaklaşık 12. Evet. Yani 4 tane Akkuyu da var. İşte 4 Sinop, 4 Trakya gibi düşünün. E, ve bunların yanında bir de küçük modüler reaktörler dediğimiz e, yeni bir gelişen bir alan. Dolayısıyla bunlarla beraber Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılda 20 bin megawattlık bir nükleer güce sahip olması anlamına geliyor bu. Evet. Ve bu yani bu dünyadaki şu anda aslında ifade edilen trendle de fevkalade uyumlu bir şey olacak. Sayın Bakanım şimdi e, nükleer enerji ile ilgili şöyle eleştiriler de geliyor. Yani burada çevreci bir hassasiyet gelişti ve aslında siz tam tersini söylediniz yeni trendde evet. ama deniliyor ki ya Avrupa'nın işte gelişmiş batı ekonomilerinin terk ettiği bir nükleer enerjiyi Türkiye neden şimdi hayata geçiriyor diye eleştiriler var. Gerçekten terk mi etti batı nükleer enerjiyi? Bir de biz bu çevreci hassasiyetleri dikkate evet. alıyor muyuz? Ee, şöyle söyleyelim. Yani batı asla terk etmiş değil. Yani Avrupa'nın ortasından başlayalım. Fransa elektriğinin %70'ini halen bugün nükleerden karşılıyor. Çok kısa bir zaman önce onlar da yine yeni 8 tane nükleer reaktör yapmayla alakalı bir hedef açıkladılar. E bütün komşularımızda neredeyse Avrupa'daki birçok ülkede var. Amerika'da var, Çin'de var. Yeni santraller dünyada 50'ye yakın yeni santral şu anda yeni reaktör yapılmaya devam ediliyor. ve işte bu biraz önce bahsettiğim taraflar konferansından çıkan deklarasyondaki bunun içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, birçok işte Birleşik Arap Emirlikleri birçok ülke buna imza atmış durumda. Yani nükleer santral kapasitesini ...üç katına çıkaralım önümüzdeki 30 yıl içerisinde. Dolayısıyla böyle bir hedefin olduğu bir dünyadayız. Dolayısıyla aslında dediğim gibi biz e, dünya nükleerden vazgeçiyor falan değil. Onun ötesinde çevreyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili etkisi de şu... ...dünyada karbon emisyonlarını sınırlandırmayla alakalı büyük bir e, yarış var. E, bu konuda bütün ülkeler e, birbirlerini destekliyorlar işte... Yenilenebilirle alakalı çok ciddi hedefler var. İşte elektrikli araçlara geçiliyor dünyada vesaire. Kömüre işte acaba kömür yapmasak mı deniyor filan. Ama böyle bir ortamda nükleer bu iklim hedeflerini tutturmak için olmazsa olmaz. Yani dünya bunu görmüş durumda. Onun için hani bu eleştirileri doğrusu şey bulmak mümkün değil yani. Tabii dünyanın gittiği yer yani ve şu an çıkan sonuç bambaşka bir şey. Evet. E, çünkü hani e, işte iklim değişikliğini de bizzat yaşıyoruz. Evet. Kar yağacaklarında evet. yok falan gibi. Aslında bu noktada şunu söylemek lazım. Ee, Sayın Bakan belki o konuda bir şeyler söylemek ister. Bizim gelişen sanayimiz için de elektrik üretimimizi değil mi arttırmamız evet. gerekiyor. Bunun en ucuz ve hızlı yöntemi midir nükleer? Yani biz bunu yapmazsak e, şu şu hedeflerimize varamayız. Diyebileceğimiz evet. bir veri var mı? Yani şöyle Türkiye'nin e, elektrikle alakalı e, gidişatında gördüğümüz şey Türkiye'nin enerji talebi, elektrik talebi artmaya devam ediyor. Yani Türkiye'nin nüfusu artıyor, şehirleşme artıyor, yaşam al alışkanlıklarımız değişiyor, e, sanayimiz büyüyor, ekonomimiz büyüyor. Türkiye 500 milyar dolarlık bir ihracat yapan bir ülke olma hedefi yolunda gidiyor. 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olma hedefliyoruz. Bu şu demek mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Şimdi bu artan talebi biz nereden karşılayabiliriz? Nükleerin bize getireceği şey çevreyle alakalı yani karbon emisyonlarının olmaması. Nükleer yılın 8 bin saati belki daha fazla yani yılda kesintisiz bir şekilde bizim baz yüklediğimiz. Şimdi şeyi konuşuyorduk rüzgarla alakalı biliyorsunuz evet. rekor e, bir onu anlatalım. Onu, onu getirelim ekrana. Onu da getirelim ekrana. Getirelim, onu da beraber ifade edelim. 7 Ocak'ta biz e, Türkiye tarihinin rekorunu kırdık. Türkiye o gün kullandığı elektriğin %28'ini sadece rüzgardan sağladı. Muazzam bir şey. Gerçekten. Yani bu başarı. yollarda gördüğümüz o evet. e, rüzgar rüzgar Hemen rüzgar, türbünleri, rüzgar, rüzgar günü, 7 zaten günü, ekranda Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin %28'ini %28 tek, tek başına karşıladı. karşıladı. Çok iyi. Ama 7 Ocak için bunu söylüyorum. 8 Ocak için veya 6 Ocak için söylemiyorum. Neden? Ha, onu açıklar mısınız yani? Neden 7 Ocak'ta kırımdı 8? Bir... Evet. O gün rüzgar çok iyi esti. Onu sağladık. Ama bizim 6 Ocak'ta da 8 Ocak'ta da sanayimizin elektriğe ihtiyacı vardı. Her yerin elektriğe ihtiyacı vardı. İşte o baz yük dediğimiz yani kesintisiz kaynağı da biz e, temiz olarak, çevreci olarak nükleerle sağlamak istiyoruz. Onun dışında yani hepimiz artık yaşıyoruz bunu. Dünyada bir elektrikleşme trendi var. Bu ne demek? Artık ısıtmayı elektrikle yapıyoruz. Pişirmeyi Hı -hı. elektrikle, Hı -hı. elektrikle yani. yapıyoruz. Ulaşım, otomobiller, ulaşım, otomobiller elektrikleşmeye başladı. Dolayısıyla yani elektrik talebinin daha yoğun bir şekilde artacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Onun için bizim mutlaka elektrik üretimimizi böyle daha temiz kaynaklardan kesintisiz şekilde lazım. Ama bir lazım. de verimlilik haftası. Evet. de oraya geçmeden bak şu tablo gerçekten çok önemli ya. Ekranda var değil mi? Evet. Ya var, ben var. şuna şaşırıyorum. Biz hani şunu duyardık. Biz Bulgaristan'dan elektrik satın alan bir ülkeydik. Evet. Böyle bir siyasette kullanılırdı. Şimdi biz Ve sadece saatlerce elektrik kesintileri. onlar oluyor. zaten artık biz biraz evet. e, kafa kağıdı derler. Eskidiği için biz onları hatırlıyoruz. <laughs> Şimdi insanlar çok bilmiyorlar onu. Biz sadece rüzgardan günlük elektriğimizin ...hadi o gün yüzde %28'i ama normal şartlarda da herhalde ciddi bir ne bölümünü kadar? üretebiliyoruz. Rüzgar, rüzgar ve güneşten ortalama yüzde %15 gibi karşılıyoruz şu an. Bir yılda. Değil evet. Mi? Peki Çok bunda bir hedef var mı yükseltmek için? Yenilenebilir enerji, toplam elektrik üretimi içindeki payı hatırı sayılır bir yere geldiği biliyor musunuz? Tabii sadece rüzgar ve güneş konuşmamak evet. lazım. Yenilenebilir Hı -hı. deyince hidro kaynaklar da devreye giriyor. Bizim şu andaki geldiğimiz rakam kurulu güçte yüzde %55... Ama üretimde %40'lar mertebesinde, 42'ler mertebesinde yenilenebilir kaynaklardan. Yani hidrolik kaynaklardan, jeotermal, Türkiye dünyada dördüncü evet. elektrik üretiyoruz. Güneşten, rüzgardan vesaire. Bunda hedef tabii ki %50'leri geçmek. %55'lere doğru giden bir hedefimiz var. Özellikle 2035'lere geldiğimizde bizim ara dönemdeki hedefimiz bu. Ama burada şöyle bir dengeyi tutturmamız lazım. Yani her şeyi yenilenebilir yapmanıza imkan yok. Bu kesintili kaynak olmasından dolayı. Hmm. Mutlaka bizim bazı yükle işte onun için yükleri arttırmamız gerekiyor. Ee, ama önümüzdeki 12 yıl için 2035'e kadar ki hedefimiz 60 bin megawatt ilave güneş ve rüzgar yapmak. Türkiye'nin her yıl 5 bin megawatt rüzgar ve güneş yapması lazım. Ee, burada yani hepimize bütün e, kamu, özel sektör herkese çok büyük bir ee, aslında iş düşüyor. Tam onu Nasıl soracaktım. Iş? Özel sektör mesela bu konularda teşvik ediliyor mu, öne açılıyor mu, evet. yenileri bir enerji yatırımlarında? Ee, şöyle teşvik mekanizmalarımız var, geçmişten beri var. İşte alım garantileri var vesaire. Bunun ötesinde özel sektöre verilmiş çok büyük kapasiteler var. Depolamalılar Hı. var. Efendim rüzgarda, güneşte, lisanslı, lisanssız sanayicimize diyoruz ki sen istersen fabrikanın müsait bir yer varsa çatısında, bahçesinde kurabilirsin güneş santralini veya işte rüzgar santralini. Fabrikada bulamadın aynı ilde, aynı bölgede veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu kendi tüketimin için bu elektriği kullanabilirsin. Hatta bir kısmını da piyasaya satabilirsin gibi birçok teşvik şeyimiz var. Bugüne kadar şu anda 76 bin megawattlık verilmiş müsaade var. Şimdi açıkçası yani sizin vesilenize de sanayicilerimize veya bu konuda çalışan iş dünyamıza da seslenmiş olayım. Yani biz bu verilen izinlerin mutlaka yatırıma dönmesini bekliyoruz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde artık bu yatırımların yapılması önemli. Çünkü o kapasiteleri... Çünkü kendi tüketecek, tabii kendi, üretecek, tük tüketecek ama satabilecek aynı zamanda. Bir satabilecek şeyi var yani Peki, özellikle kendi... ...ihtiyacı için kullanacak sanayicilerimiz. Bunun bireyler mesela ne zaman yani konutlar açısından. Konutlarda da aynı şey. Ha, onu mümkün. da biraz ayrıntılı belki çağrıda evet. bulunursunuz. Yani orada da özellikle konutların çatılarında e, güneş panellerini e, kullanmak mümkün. Hatta şimdi depolama özellikle konutlardaki böyle küçük depolama imkanları da artmaya gelişmeye ve fiyatları da rekabetçi olmaya başlıyor. Dolayısıyla burada da yine e, evsel kullanıcılarımız, hane halkımız bu yatırımları yapıp kendileri de kullanabilirler ürettikleri zaman bir kısmını o anda eğer tüketmiyorlarsa sisteme satabilirler veya mahsuplaşarak sistem yürüyor ama kullanmadıkları kullandıkları zaman da kendileri güneşten temiz çevreci bir elektrik üretmiş olurlar. Yani, yani siz söylediniz ya Sayın Bakanım, dünya artık sanki biraz oraya gidiyor değil mi? Evet. Elektrikli otomobil, işte elektriğin Şimdi Aha, tabii, çatıda yani üret, topta kullan gibi düşün. Evet, evet. Yani, <laughs> yani. Ileride yani böyle bir evet. gelecek mi karşı karşıya kalacak insanlık. Evet. Yani şunu görüyoruz, gelecek birbiriyle işte malum birbiriyle son derece ba ba bağlantılı ve bağımlı aslında. Aynen dediğiniz gibi yani üretiyorsunuz elektriğinizi Aracınız aynı zamanda depo, orada elektriği depoluyorsunuz, gidiyorsunuz. O aracı yine bir telefonunuzdaki bir uygulamayla şarj edebiliyorsunuz. O uygulamayla yani bir dönem sonra özellikle talep tarafının katılımıyla aracınızdaki elektriği belki belli bir süre sonra şebekeye verebilecek hale geleceksiniz. Dolayısıyla yani böyle özellikle internetin, ee, çok işin içerisine girdiği yani yazılımın, yapay zekanın iç içe olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama böyle bir dünyada şu, şu gerçekliği de unutmayalım. Ee, elektrik olmadığında bütün bu sistemin çöktüğünü de... O biliyorsunuz bir... kabus senaryosu, evet. solar patlamayla birlikte çok konuşulan bir şey. Evet. İngiltere'nin de açıklaması var o konuda. solar patlamaya okulumda. da ihtiyaç çok. Hı hı. İşte bir tane trafo merkeziniz, ne bileyim evet. işte elektrik iletim hatlarınız. Dolayısıyla bizim altyapımızın da çok çok güçlü hale gelmesi lazım. Hı hı. Şurada kadar, Anne çok sor, soracağın soru var mı senin? Ee, enerji verimliliğini soracağım ben, ama e, ek yap ondan bir, sonra, sonra sorayım. Şimdi mesela bu TOG'la ilgili de fabrika var yok araç üretiliyor üretilmiyor bir yığın tartışma yaşandı. Sonra muhalefet milletvekilleri bence son derece yerinde bir kararla o fabrikaya götürüldü evet. ve böyle güzel açıklamalar yaptılar. Gurur duyduklarını söylediler. Evet. Şimdi bu çevre projelerinde ben Türkiye'de dikkat ediyorum ee, mesela ne yapılsa bir çevre üzerinden aslında evet. bu yatırımların bu projelerin çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğuna dair bir e, söylenti yayılıyor. Mesela bunun önüne geçmek için sizin de e, özellikle muhalefete mensup milletvekillerini, evet. gazetecileri, hani bu projelere götürmek, <laughs> anlatmak gibi bir düşünceniz olur mu yakın dönemde? Yani şöyle... E, o çok önemli. Yani gerçekten görmek çok e, farklı. Şimdi insanlar işte Gabar'da ben 32 bin varil petrol üretiyoruz günde diyorum. İşte Gabar'da petrol yok. ...işte nasıl gösterebiliriz? Doğalgaza inanmadılar. Doğalgaz, doğalgaza inanmadılar falan. Mutlaka özellikle yani basın mensuplarını... ...yani kamuoyunu bu anlamda aydınlatacak kesimlerden arkadaşlar. Biz zaten oralara gittiğimizde... ...işte biz yılbaşı gecesi oradaydık. Birçok muhabir arkadaşımız bizimle beraberdi. Ama şu da önemli yani... ...her kesimden insanları oralara götürmek iyi olur, doğru olur... Biz bunu aslında şeyde yaptık Akkuyuda yaptık. Ben o zaman bakan yardımcısıydım. E, Meclis enerji komisyonumuzu aldık. belki ben komisyonun komisyonu oraya götürdük herkes inanılmaz etkilendi. Hı. Ama yani muhalefet orada ki söylemini maalesef Ankara'ya çok fazla taşımıyor yine benzer eleştirileri burada yaptılar ama yine biz ısrarla yılmadan bunları anlatmamız lazım, göstermemiz lazım. İşte sizin de meşhur bir filos ve şey tabii tabii o açık <laughs> <Bu> iki, <laughs> iki kere söylediniz çok merak ettim ne oldu orada? Varcaraz yani neydi? Yani ne olmadı ki diye. <laughs> evet. Şöyle söyleyeyim ben çok kısa özetleyeyim. Bir helikopter, pardon, iki helikopter <laughs> e, ve bir fırkateyn bozuldu. Yani o seyahat esnasında. Evet. <laughs> Bu arada Biraz gemiden doğru. gemiden ondan sonra en son geldiğimiz hücum botvari var, hücum bot, e, evet, şey. Evet. Oraya inişimiz çok büyük macera. Yani ya hava mı kötüydü bu arada? Yok genelde şey bozuldu. Yani bu ulaşım araçları bozuldu. Şöyle, e, hava kaynaklı. Olabilirim. Havayla havayla <laughs> alakalı da özellikle sabahki kısımda havayla alakalı da bir Hı. sıkıntı oldu. Dolayısıyla helikopterlerin gelmesinde de problem oldu. Evet doğru. Ama doğru. öyle bir maceralı bir yani ya Şöyle böyle. tam doğalgazın <laughs> çıktığı yer 2200 metre değil mi Sayın bakanım? Ya Deniz derinliği öyle. Evet. Ha yani oradan işte bir e, vinç bir, değişik bir vinçle asıl gemiye geçiyorsun. O gemiden tekrar vinçle seni... E, korkutucu muydu gemi, onu söyle bana. <laughs> ama hallettik. <laughs> Peki şimdi enerji verimliliğine geçelim biraz. Evet. E, şimdi strateji çerçevesinde 2030 yılına kadar tüketimi %16 azaltmayı evet. hedefliyorsunuz. Evet. Kamu kuruluşları istekli mi birincisi? Enerji Verimliliği Haftası buradan hem kamuya hem vatandaşlara çağrınız Evet. Ne? Çağrımız şu yani Türkiye'nin birçok açıdan enerjisini verimli kullanması lazım. Neden? Çünkü biz işte biraz önce konuştuk hep bu şeyde anlatıyoruz. Enerjisini ithal eden bir ülkeyiz. İthal kaynağınızı mutlaka daha verimli kullanmanız lazım. Onun ötesinde bu kaynağı kullanırken işte çevreye bunun etkisini düşünmemiz lazım. Yani çevreyle alakalı etkisini en aza indirmek nasıl olur? Daha az kullanarak veya ihtiyacınız olduğu kadar kullanarak. Şunu ifade etmem lazım. Yani biz insanların hayat standartından herhangi bir ödün vermeden, onları düşürmeden ama enerjide daha verimli. Hem evlerimizde, iş yerlerimizde, bu mesela 2030 stratejisinde ve 2024-30 Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı'nın ikincisinde sanayi var, binalar var. O kadar büyük ısı kayıpları var ki. Yani şimdi kentsel dönüşüm, hali idareler seçimi de geliyor, belediyeler seçimi. Yani bu kentsel dönüşüm en hayati konulardan bir tanesi. Hem depreme hazırlık açısından ama onun ötesinde bu binaların mesela yeni binaların veya dönüşecek binaların enerji verimli binalar olduğunu düşünün. Dolayısıyla bizim doğalgaz tüketimimiz bu anlamda azalacak. Vatandaşlarımız faturalarında bunun karşılığını görecekler. Mesela şöyle bir rakam söyleyeyim size. Evlerine ısı izolasyonu için gerekli yalıtım yapan vatandaşların faturaları %20 ile 35 arasında aşağı düştü. 20 ile 35. Evet. Yani bu evden eve, bölgeden bölgeye değişmekle beraber. Dolayısıyla bu hem bizim dışa bağımlılığımızı düşürmemizde hem çevreyle olan etkisi yönüyle hem de cebimizle olan ilgisi yönüyle mutlaka uygulamamız gereken bir alan. Dediğim gibi binalardan sanayiye, tarıma, sulamadan işte seralara, burada kullandığımız enerjiye kadar efendim diğer alanlarda, ulaştırmada mutlaka buralarda e, enerjiyi verimli kullanabileceğimiz alanlar var. Dolayısıyla biz diyoruz ki önümüzdeki 7 yılda 20 milyar dolarlık enerji verimli yatırımı hedefliyoruz. Bu saydığım bütün alanlarda e, ve bunların sonucunda da yaklaşık 46 milyar dolarlık 2040'a kadar bir tasarruf sağlayacağız. Yani yaptığımızın çok ötesinde bir kazancımız olacak. Dolayısıyla yani herkesten özel istirhamım sizlerin vasıtanızla bu konuda bir tabii bizim bilinçlendirmek için hep beraber sizlerle beraber vatandaşlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, herkesi bilinçlendirerek enerjiyi daha verimli kullandığımız bir Türkiye hedefi. Burada ]imiz. hep öncelik vatandaşta olmasın, önce kamu öncülük etsin evet. Olayı vardır şöyle, ya o nasıl, o nasıl gidiyor şöyle kamu söyleyeyim, tarafı için? E, kamuda e, daha önce şöyle bir hedefimiz vardı. Kamu binaları malum birçoğu eski binalar. Onların enerji verimli hale gelmesiyle alakalı Cumhurbaşkanlığı genelgesi vardı. Yüzde %15 iyileştirme sağlayacaktık. Bunu kısmen başardık ve aylık yıllık 1.1 milyar lira kamu bu konuda tasarruf etti. Hmm. Ama şimdi yıl bitmeden Cumhurbaşkanlığı genelgesi yenilendi ve hedef 2030'a kadar %30 iyileştirme. Yani hala gidecek ciddi bir mesafe var. İşte kamu binaları deyince okullarımız, hastanelerimiz, işte bakanlıklar, ilgili idarelere ait bir sürü binadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle aslında bir talimat. Hani kamunun burada bir işte biz yapalım, şey yapalım gibi bir şansı veya şeyi yok. Zaten önce kamunun örnek olması lazım. Ondan sonra vatandaşlardan bir şey beklemek lazım. Siz kontrol ediyor musunuz mesela? Yani şöyle söyleyeyim, bizim binamız, Enerji Bakanlığı binası eski bir bina. Dolayısıyla bizim binanın çok verimli olduğu şu anda söylenemez. Özellikle bizim olduğumuz alan. Onu inşallah en kısa zamanda verimli hale getirmeyi planlıyoruz. Evet. Şimdi Sayın Bakan anlatırken tabii cebimizi de ilgilendirdiğini söyledi. Ben o soruyu sorayım. <laughs> ilgilendiren sor. Sonra. Şimdi kış geldi. Tabii şu merak ediliyor Sayın Bakanım, yani doğalgaz fiyatlarında bir artış söz konusu olacak mı? Evet. yakın dönemde diye. Yani şunu söyleyeyim. Doğalgazda zaten uzun bir zamandır vatandaşlarımızı destekliyoruz. Özellikle Karadeniz gazından sonra bir müjdin mahiyetinde Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Mayıs ayının 2023 Mayıs faturasını tamamen devlet tarafından konutlar, ibadet ibadethaneler ve cem evleri için böyle bir düzenleme yaptık. Ee, ve e, herhangi bir fatura vatandaşlarımıza çıkmadı. Ondan sonra takip eden ve bu yılın da e, mayıs ayına kadar Nisan sonu itibariyle her ay 25 metreküp gaz bedava e, vatandaşlarımıza veriliyor. Dolayısıyla aslında burada ciddi bir destek var. Onun dışında işte elektrikte olsun, doğalgazda olsun toplam geçen seneki destek tutarımız yaklaşık 282 milyar TL'ydi. E, biz imkan kabiliyetler hazinenin durumu çerçevesinde vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla şu anda gözüken e, herhangi bir e, zam e, gözükmüyor doğalgazda. E, yani bunu bir enerji bakanı olarak şu hani an en son... pek çok insan herhalde oh demiştir. Evet yani bu kış e, yine biz tasarruflu kullanalım e, doğalgazımızı ama bir e, zam planlamıyoruz. Çok güzel bir haber. Ee, Avrupa'da gördüğümüz fiyatlar da bu arada e, yani geçen sene özellikle çok e, anormal yerlere gitmişti. Şu anda gözüken e, fiyatların da makul düzeylerde olduğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla hani o biraz e, bizim de bu e, elimizi bu anlamda rahatlatıyor. Ama şunu söyleyeyim şu anda Türkiye'de e, doğal gaz ve elektrikte yani, yani o kadar büyük bir destek sağlıyoruz ki Avrupa'da elektrikte ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz. Ve daha çarpıcı bir rakam size söyleyeyim. En ucuz ikinci evet. iki. ülke. Daha çarpıcı bir rakam söyleyeyim. 2002 yılında asgari ücretlinin asgari ücretle çalışan bir çalışanımızın aldığı ücretin %20'si elektrik faturasına gidiyordu. Aldığı ücretin %25'i doğalgaza gidiyordu. Gerçi o zaman çok da fazla bir yerde doğalgaz yoktu. Yani sadece 5 ilde doğalgaz vardı. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde 800'ün üzerinde yerleşim yerinde doğalgazımız var. Ama bugünkü rakamları size söyleyeyim. Asgari ücretinin aldığı ücretin sadece %4.5'u ile doğalgaz faturasını ödüyor. Yani %25'ten 4.5'a geldi. Elektrik faturası da %1.5'lar mertebesinde. Yani asgari ücret bugün 17.000 lira biliyorsunuz. 17.002 lira. Onun neredeyse 1.8-2 gibi bir şeyle elektrik faturanızı ödeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani baktığınız zaman 2002'den bugüne gelinen noktada hem doğalgazın yayılımı açısından yani Türkiye'nin 81 ilinde bugün doğalgaz var ve onun da ücretlerin içerisindeki payı düşmüş durumda. Keza aslında hani akaryakıt fiyatları çok yüksek diyoruz ülkemizde ama yine bu hesaba dönerseniz o gün 150 litre yani asgari ücretle 150 litre Mazot alıyordunuz, benzin alıyordunuz. Bugün 450 litre alıyorsunuz. Yani böyle bir e, dolayısıyla gelirde bir anlamda artış veya enerji maliyetlerinin toplam gelir içerisindeki payını düşürmüş olduk diyebiliriz. Tabii yani. bunda özellikle pandemiyle beraber demek artan değil mi doğal gaz fiyatları, evet. petrol fiyatlarına evet. rağmen böyle bir düşüş durumu. Ee, bir, e... bir de istersen hani şunu da soralım. Ee, sayın Bakanım bu dar gelirli ailelere yönelik de hem elektrikte hem doğalgazda <laughs> e, değil mi destek de veriliyor Aile Bakanlığı'la evet. beraber. Evet. Bu uygulama devam ediyor mu? genişleyecek mi? Nasıl olacak? Bu uygulama devam ediyor. Elektrikte özellikle 4.1 milyon e, haneye destek verdik. E, elektrik desteği verdik. Doğalgaz destekleri artarak devam ediyor. E, kömür desteğimiz devam ediyor. E, kömürü artık birçok yere doğalgaz gittiği için doğalgaz desteği olarak almak isteyen ailelere onu o e, alternatifi de sunuyoruz. E, buna devam edeceğiz. E, Türkiye'de bir sosyal tarifeyi e, oturtmak istiyoruz. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi kesimleri desteklediğimiz bir modele doğru e, aslında bu süreci götürmek istiyoruz Ve belki bu anlamda ihtiyaç sahibi kesimleri biraz daha destekleyerek. Ama ihtiyaç sahibi olmayan kesimlere de ilave bir destek olmayan bir sürece doğru, İnşallah önümüzdeki dönemde Sosyal gideriz. Sosyal tarife daha farklı bir tarifi bir anlamına evet, gelecek. Yani evet. o kafanızda şekillendi mi o plan tam ne? Ee, yani şöyle biraz önce söylediğim gibi e, desteklediğimiz grupları desteği devam mı yoksa daha devam. düşük bir? Ama biz şu anda mesela Türkiye'de herkesi destekliyoruz. Evet. Evet burada yani hakikaten ihtiyaç sahibi olan insanlar da var, İşte asgari ücretli de var ama aslında herhangi bir desteğe herhangi bir sübvansiyona ihtiyaç duymayacak bir kesim de var. Dolayısıyla biraz daha bu konuda destek grubunu e, doğru tespit edip onları belki daha çok destekleyebileceğimiz bir e, modelde e, geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için bir takvimlendirme var mı? Yani şu tarihte bitirir ve uygulamaya koyarız ya diye. Bu, Çünkü bu, anladığım kadarıyla herkes desteklenmeyecek. İhtiyaç sahipleri anladım sadece, anladım, sadece şöyle, desteklenecek. Bu, bu biraz şeyle de alakalı. Yani uluslararası fiyatlarla da alakalı. Hı -hı. Yani orada bizim imkanlarımız biraz daha e, uygun olursa işte şu anda fiyatların biraz daha makul gittiği bir dönem ama yani dünyada ...fiyatlar her an her şey olabilecek bir sürece de gidiyoruz biliyorsunuz. Hı hı. E, aslında Bahsiz. dünya ekonomisine baktığınızda ciddi bir daralma var. Birçok ülkede e, ekonomik büyümeler aslında yavaşlamış durumda. Ama buna rağmen mesela petrol fiyatlarına bakın. Bence petrol fiyatları olması gerektiği seviyenin üzerinde. Hatta bunu böyle tutmak için biraz üretimi de kısıyor belli ülkeler. Ama esas itibariyle burada talebin azaldığını görüyoruz. Talebin az olduğu bir yerde aslında fiyatın biraz daha aşağı gelmesi lazım. Ee, ama işte jeopolitik gelişmeler, savaşlar vesaire birçok e, etkenle beraber lojistikte yaşanan bir takım sıkıntılardan dolayı e, hala emtia fiyatları yukarıda seyrediyor. Dolayısıyla oralarda da biraz e, eğer fırsatlar olursa onu inşallah vatandaşlarımıza yansıtırız. Arasında yani o bu, takvim <laughs> biraz onunla Hasan, alakalı. Hocam. Yok yok hayır Bu biraz. herkesi destekliyoruz derken e, elektrikte ve doğalgazda devletin yaptığı sübvansiyonlardan evet. bahsediyoruz evet. değil mi? Evet. Yani bunun oransal olarak bir şeyi var mı? Hani normalde fiyat bu kadar mı? Bunun şu kadarı devlet tarafından Yani şöyle olur. söyleyeyim özellikle elektrikte eee konutlarda %50 civarında devlet e, tarafından karşılanıyor diyebilirim. Bu sürdürülebilir bir şey mi? şu ana kadar sürdürdük. Vallahi zor bir iş de o yüzden yani evet. tabii ki hani biliyorum e, dünya iklim insanlarda insanlar da zorluğundan geçiyor evet. ama devletler açısından da de evet. yani ekonomi açısından da çok zor bir şey. 16'cık bekler. Yani aslında lazım. biraz somutlaştırırsak normalde hani vatandaşın üstüne yük binmesin diye evet. normal elektrik e, ücretinin %50'si devlet tarafından evet. sübvanse evet. ediliyor. Evet. 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 Peki evet. işimiz somutlar yani tabii ki bu bu çok kolay bir şey değil ama değil şu son 4-5 yıla baktığımızda yani işte 2020 pandemi krizi, Ukrayna savaş. savaşı, savaş. ondan sonra 2023 deprem. Deprem. Yani çok büyük hadiseler yaşandı ülkemizde. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yani sosyal devlet ve vatandaşları nerede ne yapabilirsek, yani birçok sosyal yardımlar da zaten yapılıyor ama onun ötesinde de enerji alanında onları rahatlatacak Böyle bir e, uygulama içerisindeyiz. Şimdi konjonktür dediniz, savaşlar dediniz, İsrail meselesi. Evet. E, aslında e, tüm bunlar olmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki, e, İsrail e, işte gaz boru hattı planında gelişmeler yaşanacak demişti. Evet. Herhalde gelinen e, son noktada bu gelişmelerin yaşanması beklenmiyor. Bundan sonra ne olacak ve e, İsrail gazı Türkiye'ye girecek mi diye Evet. E, sorayım hem de isterseniz genel olarak Akdeniz'deki o, o bölgeye ilişkinde de değerlendirmenizi evet. alabilirim. E, yani şunu söyleyeyim şimdi e, böyle bir ortamda yani işte her gün çocukların, kadınların, masum sivillerin öldürüldüğü, yani büyük bir vahşete tabi tutulduğu bir ortamda yani herhangi bir enerji projesinden, herhangi bir gaz projesinden, boru hattından vesaireden ...bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir şey şu anda gündem konusu açıkçası hı hı. bizim için olamaz. Bizim için şu anda gündemin tek konusu buradaki vahşetinin, zulmün bir an önce durması... ...ateşkesin bir an önce sağlanması ve ancak benim açımdan baktığınız zaman da... ...Gazze'nin işte elektrik altyapısı, Tabii. enerji altyapısı... Nasıl ayağa kaldırılabilir? İnsanların orada tekrar normal yaşamlarına nasıl dönebilir? Bizim için gündem sadece bu olabilir. yani. Evet. Sönemuk Hanım az önce siz de söylediniz hani dünyada ekonomilerde bir daralma kendini gösteriyor. Evet. Bu enerjiye olan talebi biraz azaltacak anlamına mı gelir? Evet. Ee, evet. Şimdi ben Türkiye'de biz özellikle yakın dönemde bu enerjiyle arz güvenliğini sağlamak için... Bu harita ekranda mı şu anda? Hayır değil. Gelecek. Ee, sen mesela sorabilsin. Tuz Gölü'nün altında değil mi? Evet. Çok ciddi bir doğalgaz depolama Yapıyor. tesisi. Sanıyorum bir tane Trakya'da eee evet. Silivri'de. Silivri'de, düşünüyoruz. Türkiye bu enerjide arz güvenliğini sağlayan bir noktada diyebilir miyiz? Ee, yani bunu sağladık mı? Bir sıkıntımız. Sizi yormazsan vallahi çünkü şu harita gerçekten acayip çok. Acayip bir harita şimdi. Bu nedir evet. diye sormak evet. lazım. Evet. Bu harita şu. Ee, şimdi Tabii Türkiye'deki bütün boru hatlarını gösteren bir harita değil. Çünkü Türkiye'de Hı. şu anda biraz önce ifade ettiğim 81 ilde doğalgaz var. 800 küsur yerleşim yerinde var. Yaklaşık 180 bin kilometre doğalgaz boru hattı var. 180 bin. Bu vatandaşımıza 20 milyon hane halkına götürebilmek için bu kadarlık bir doğalgaz boru hattımız var. Bunların bir kısmını burada görüyorsunuz. Ee, onun ötesinde 20 bin kilometrenin üzerinde BOTAŞ'ın işlettiği işte bir kısmı burada gördüğünüz hem uluslararası gelen boru hatları var hem de petrol boru hatları var. Yani bu harita biraz petrol ve doğalgaz resmini ortaya koyan bir harita. Hı hı. Türkiye altyapısına son 20 yılda hem elektrikte hem doğalgazda muazzam bir yatırım yaptı. Bütün bunlar bakın Türkiye çok farklı kaynaklardan doğalgaz tedarik edebiliyor. İşte Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden gelen kaynaklar Türkiye'ye İki ayrı boru hattı ile geliyor. Hı. Onun dışında Rusya'dan direkt mavi akım ve e, anlaşmasını 2016'da yaptığımız burası da Türk akım boru hattı. Türk Yine Rusya'dan hı. geliyor. Bununla hı. Türkiye boru hatlarıyla İran'dan doğalgazı alıyoruz. Dolayısıyla bu kaynaklarla onun dışında tabii bunlar dışında doğalgazı nereden alıyoruz? Bakın dört yolda bir e, sıvılaştırma gazlaştırma tesisimiz var. FSRU dediğimiz. Hı hı yüzer sıvılaştırma tesisi. İzmir Ali Ağa yine var bir zaten. hem elenci tesisimiz var orada hem de yine bir Efesaryum'uz var. Yine Saros'ta yine geçen sene aldığımız bir gemi var. Yine burada e, ambarlıda bir elenci tesisimiz var. Dolayısıyla biz farklı birçok ülkeden 15 farklı ülkeden sıvılaştırılmış doğalgazla alma imkanımız var. Dolayısıyla aslında Türkiye arz tarafında yani Karadeniz gazı bulunana kadar %100 dışa bağımlıydı. Bunu şimdi adım adım aşağı doğru çekiyoruz. Ama bunu yaparken çeşitlendirmeye çok önem verdik. Onun için bu boru hatları, projeleri, diğer ülkelerle yapılan anlaşmalarla ve özellikle bu Efes hariyolarla biz Türkiye'nin çok çeşitli kaynaklardan doğal gaz almasını şu anda sağlayabiliyoruz. Hedef şu, kendi gazımız artık buradan kendi gazımız da geliyor. Gelen diğer boru hatları, yarın belki Irak'tan gelebilecek bir doğal gaz, farklı ülkelerden. Bir dönem gündemdeydi. Biraz hı hı. önce sorduğunuz işte Akdeniz'den gelebilecek doğal gazla beraber Türkiye'de gazı bollaştırıp gazın gazla rekabet ettiği ve fazla gazında Avrupa'ya ihraç edildiği bir yöne doğru Türkiye'ye gidiyor. Yani bir merkez, enerji merkezi şeklinde. Enerji üssü demişti değil mi? Evet, Rusya say Devlet evet. Başkanı Putin'in de galiba böyle Evet. Bir... Yani e, dolayısıyla biz özellikle şurada, bakın burası bizim Avrupa'ya çıkış noktalarımız. Avrupa'ya hem Yunanistan üzerinden hem de Bulgaristan üzerinden çıkışımız var. Ve aslında biz bugün itibariyle bu şeye de başlamış durumdayız. Yani Türkiye en son Sayın Cumhurbaşkanımıza Macaristan'a gittik. Macaristan'la bir anlaşma imzaladık. Onlara doğalgaz satıyoruz. Bulgaristan'a öyle, Romanya'ya öyle. Ee, ve artık gazı ihraç eden bir ülke. Ve illa bunu üretmeniz de gerekmiyor. Biz şimdi üretmeye başladık ama gazın ticaretini yapan bir ülke. Yani birçok kaynaktan gaz alıyorsunuz. Bu sisteminize dahil olduktan sonra da fiyat uygun olduğu zaman gidip Avrupa'daki tüketiciye bunu satma şansınız var. Evet. Ne kadar Şöyle şey olacak ama <laughs> ne kadar karlı bir iş Türkiye açısından ve stratejik açıdan? Yani bunu özetleyecek olsanız evet. madde madde ne söylersiniz? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. E, tabii ki işin hani ticari boyutunda... E, önemli mesela. Ya önemli. E, bizim e, burada baktığımız birkaç şey var. Türkiye... Hı -hı. Geçen sene yaklaşık 50-51 milyar metreküp gaz tüketti. Biz işte sanayide biraz durgunluk olabilir, işte ekonomide başka şeyler olabilir. Vatandaşlarımız tasarruf edebilir evlerinde veya havalar iyi gidebilir. Yüzde ikisini bu gazın yüzde ikisini eğer kullanmasak bir şekilde tüketimimiz azalmış olsa o yüzde iki bir milyar metreküp demek. Hı. O bir milyar metreküp Bulgaristan'ın toplam yıllık ihtiyacının yüzde otuzu demek çok önemli bir rakam. Moldova bir rakam oldu Moldova şimdi böyle bakınca. Moldova'nın yaklaşık Moldova'nın yaklaşık %75'i demek. Hmm. Siz oraya o 1 milyar metreküpün 250 300 milyon metreküpünü sattığınız zaman yani bunun ticari boyutunun ötesinde çok ciddi anlamda oranın arz güvenliğine katkı sağlaması açısından fevkalade ayrı bir önem önemi var. Onun için biz bu işe hem stratejik açıdan bakıyoruz hmm. hem de elbette ticari olarak da aldığınızın üzerinde bir fiyatlı bu gazı satmanız evet. ve para kazanmanız söz konusu olacak. Halle tam bu harita gündemdeyken ben son sorumu sorayım. Tabii, tabii. E, çünkü Sayın harita Bakan çok, çok güzel ifade yani. etti. Türkiye 20 yılda aslında hiç gündeme gelmeyen, konuşulmayan çok büyük enerji altyapı yatırımları evet. yapmış değil Bak. mi? Onların sonucudur bu bahsettiğimiz. Hı hı. Oraya gaz satabiliriz, bu bu ticareti yapabiliriz evet. ve bir gaz merkezi ve enerji merkezi olabiliriz diye. Sayın Bakanım şimdi tabi bu Gazze'deki maalesef o insanlık e, dramının e, e, İsrail'in işlediği soykırımın e, çok konuşulmadığı ama efendim enerji yollarının konuşulduğu bir süreçten de geçiyoruz. Evet. Dünyada bir taraftan da Türkiye'yi dışlayacağı iddia edilen bazı, bazı enerji yollarının gündeme gelebileceği söyleniyor. Evet. Bu harita coğrafi avantajımız ve güçlü altyapımızla biz, bizi dışlayan hiçbir formülün öyle kolay kolay hayata geçmeyeceğini söyleyebilecek noktada mıyız? En azından evet. bu coğrafyada, yani enerjide. Bu harita bize şunu anlatıyor. Bir, bir kere kaynaklara baktığınızda dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin %60'ı bu civarda. Yani biz bir süre hani adeta bu iş kader gibi bize yapışmış ve biz de zaten petrol ve doğalgaz yoktur anlayışında idik ama. O açıklamalarınızı e, daha önce yapmıştınız ve çok tartışılmıştı biliyorsunuz. Evet. Yani bayağı bir enerji, enerji bağımlılığı kader evet. değildir diyoruz biz. Dolayısıyla böyle bir coğrafya içerisinde e, Türkiye'nin zaten tabii en yakın komşularında bu hı. rezervlere sahip durumdayız. Bir önceki haritaya tekrar gelebiliriz bir aslında. Bir önceki haritaya verebilir miyiz arkadaşlar? Ama bu da daha büyük tamam. resmi anlatmasa aslında, aslında önemli. Yok bu kalsın tamam. burada çünkü başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bütün bu hikayenin içerisinde eğer siz altyapınız yoksa, hı hı. yani bu kadar gazlaştırma tesisiniz yoksa, yeraltı deponuz yoksa, efendim bu kadar boru hatlarına yatırım yapmazsanız, aslında bu altyapınız yoksa bütün bu imkanlardan istifade etme şansınız yok. Dolayısıyla biz altyapıya yaptığımız bu yatırımın neticesini görüyoruz. Ama sorunuz önemli bir soru biliyorsunuz mesela Ak Doğu Akdeniz gazı ile alakalı meşhur bir işte Girit Yunanistan evet, oradan İtalya, projesi evet İsmet şey Projesi vermişti. diye bir şey vardı. Bu kadar arkasında yoğun bir siyasi destek olmasına rağmen bu proje neden hayata geçirilemedi? İşin ekonomisinde çünkü problem var. Dolayısıyla böyle bir ortamda biz diyoruz ki Türkiye bu anlamda en uygun her anlamda rotadır. Bir kere en önemli özelliği şu bu ülke Avrupa'nın dördüncü büyük doğalgaz pazarı. Yani siz bir ürününüzü pazara getirdiğinizde önce orada sat, satabiliyor olmanız lazım. Burada ciddi bir pazar var. Buradan da farklı coğrafyalara ve farklı e, pazarlara ulaşma imkanınız var. Dolayısıyla e, Türkiye denklemde olduğu sürece hem Türkiye kazanır hem ilgili diğer paydaş ülkeler kazanır diyoruz biz. En ekonomik en feasible projeleri biz üretebiliriz diyoruz. Şimdi birçok proje konuşuluyor. Biz insanlara şunu diyoruz: Endişe etmeyin, gazınız buraya geldiği anda bu gazı şurada bilin. Gazınız Avrupa'ya ulaşmış demektir. Gazınız Türkiye'ye geldiği anda herhangi bir noktadan o gaz Avrupa'nın herhangi bir yerinde. Bugün, bugün Macaristan'ı söyledim size, yani birkaç hafta önce anlaşmasını yaptık. Macaristan'a biz gaz satıyoruz. Bize diyorlar ki işte o gaz neredeki gaz? Peki bir şey soracağım. Ee, sevgili izleyiciler gerçekten Enerji Bakanı Sayın Afaslan Bayraktar... ...çok dikkat çekici açıklamalar yapıyor. İşte harita başında biliyorsunuz bizi dinleyenler de oluyor. O yüzden evet. hani harita başında olduğumuzu da özellikle söylemek istedim. Şimdi e, tabii bir yandan tüm bu zaferin sorusuna ek olarak da... ...ve sizin anlattıklarınızla birlikte aslında normalde tüm bu güvenlik sebebiyle... Herkesin Avrupa'nın Türkiye'den almak istemesi ve o rotayı Türkiye'den çizilmesini evet. istemesi gerekir. Ama bir yandan da savaşlar, evet. savaşlar, savaşlar, hibrit savaşlar ya da işte yıpratma savaşları evet. yaşanıyor. Dolayısıyla e, Türkiye enerji savaşlarının da tam ortasında mı kaldı? Buradan nasıl çıkar kaldısa. Evet. Şöyle söyleyeyim biz burada e, enerjiyle alakalı özellikle enerjinin e, her zaman yani çatışmanın e, değil yani barışın, hı hı. refahın e, bir e, aracı olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunu çok hızlı bir şekilde bugün dünyada olduğu gibi çatışmanın bir unsuru haline getirebilirsiniz. Bu en kolayı açıkçası. Dolayısıyla enerji yollarına engeller getirirsiniz, projelere engeller getirirsiniz, efendim örtülü örtüsüz efendim yaptırımlar yapabilirsiniz. Dolayısıyla bunu yapabilirsiniz. Ama biz diyoruz ki eğer enerjiyi biz barışın bir unsuru olarak kullanmak istersek o da mümkündür ve Türkiye bu anlamda herhangi bir projeye onun için aslında bu vahşet e, başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız Hı. bu boru hattı ve bu gazın Türkiye'ye gelmesiyle alakalı e, birlikte çalışabileceğimizi ifade etmişti. Dolayısıyla bu şekilde e, karşılıklı fayda sağlayacak Kazan kazan prensibine uygun projeleri Türkiye olarak geliştirebiliriz. Bunlara destek olabiliriz. Bakın bu sayede burada boru hatlarında şu gördüğünüz Tanap boru hattı. Hı hı. Bu boru hattı Azerbaycan'daki kaynakları Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden bakın Avrupa'ya götüren. Yani, yani Kafkasya'nın enerjisini. Evet. Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan e, ve İtalya. Büyüyü verelim. Ve İtalya bütün bu e, şeyde bu gazı Türkiye üzerinden alıyor. O kadar değerli ki şu anda bu, bu gazın oraya gitmesi sağlıklı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde ve Türkiye her zaman e, yani hem şu anda Avrupa'nın doğalgaz, arz güvenliğinde çok önemli bir rolü var. Onun ötesinde bir de yine belki biraz önceki haritaya de e, Bu daha genel gösteriyor. Evet, bu genel gösteriyor ama bir şu Petrolle peki, ilgili pe tekrar bir önceki Petrolle dönelim. ilgili e, şeyi e, söylemekte fayda hı hı. olabilir. Ama bu burada, daha cazip bir harita, güzel bir e, harita. Yani. Bu harita biraz daha Türkiye odaklı. Hı hı. Bakın burada e, şu gördüğünüz yeşil petrol boru hatları. Biz aynı zamanda hı hı. Irak'tan Kerkük yumurtalık boru hattıdır bu. Hı. Onun dışında Azerbaycan'dan biliyorsunuz Bakü-Tiflis-Ceyhan şu gördüğünüz mor renkli harita. Hı hı. Orada. Günde yaklaşık 700 bin varil buradan dünya piyasalarına gidiyor Ceyhan'dan. Bu boru hattı Irak-Türkiye boru hattı yaklaşık 1.4 4 milyon varil taşıma kapasitesine sahip. 1977'den beri operasyonel. Dolayısıyla bu boru hattıyla Bakü Tiflis Ceyhan'la boğazlarımızla Türkiye aynı zamanda petrolde de dünya piyasaları için çok önemli bir ülke. Çok önemli bir güzergah. Dünya petrolünün %3'ü %3.5'u buralardan geçiyor. Dolayısıyla kesintisiz bir şekilde bunun dünya piyasalarına yani bugün 300 bin 500 bin varil biliyorsunuz işte OPEC e, üretimi kıstık diyor. Petrol fiyatlarını etkileyebilecek bir şey. Burada çok ciddi bir miktarda petrolün dünya piyasalarına gitmesi söz konusu kesintisiz bir şekilde. Dolayısıyla bütün bu projeler Türkiye'nin yani güvenli istikrarlı bir Enerji ülkesi olduğunda açıkçası ortaya koyuyor. Yani. Bu arada harita açıkken Irak'a da gösterdiğiniz için evet. e, o boru hattında bazı sıkıntılar vardı. Doğal e, felaketler Afet nedeniyle, var, var. afetler evet, var. nedeniyle. Onlar onarıldı ve son durumla boru ilgili bilgileriniz? E, Ekim ayının başından itibaren şu anda Hı -hı. operasyonu hazır vaziyette. Ama e, Irak'ta özellikle Bağdat'la Erbil arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklardan dolayı herhangi bir petrol Hı -hı. bu boru hattına gelmiyor. Ama bizim açımızdan teknik hiçbir engel yok ee, yine yılın ilk günü oradaydık, Silopi'de e, bu tesislerde incelemelerde bulunduk. 650 kilometrelik iki tane petrol boru hattı var, operasyona hazırdır. Ya petrol aslında geldiği Irak anda bunu... kendi içinde evet. bunu halledecek. Evet. Peki temaslar var herhalde bu konuda değil mi? Evet. Efendim? evet. Bu arada yani son sorumu soruyorum. Ben tamam, sen de tamam. şey vakit nedeniyle e, herhalde. E, kendi aralarında bir uzlaşı bekliyordu evet, yani ama biz, sizin temaslarınız da oluyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet ben birkaç hafta önce Bağdat'taydım. Biz de onları cesaretlendiriyoruz ve bu hattın tekrar işlev e, kazanması için e, yani üzerimize düşeni Hı -hı. Türkiye olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağımızı ifade ediyoruz. Ben de o zaman son sorumu sorayım bu gemilerle ilgili. E, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var sık kullanıyor. Her arayan bulamaz ama bulanlar Arayanlar, arayanlardır. Evet. Bizim şu an bu e, sondaj gemilerimiz, işte sismik araştırma gemilerimiz, dünyada biz neredeyiz bu arama çalışmalarında, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında? Yani öyle bir filomuz var ki biz dünyada hani şu kadar ülke arasında şu sıradayız diyebiliyor muyuz? Yani şöyle söyleyeyim, iki tane sismik gemimizle, ...ve dört tane derin deniz sondaj gemisiyle... işte ...en son Abdülhamit Han filoya katıldı... ...Fatih Yavuz Kanuni var biliyorsunuz... işte ...Karadeniz'de şu anda çalışan... Ee, ...dünyanın en büyük filolarından... ...birine sahip bir ülkeyiz... Ee, ...bunların birçoğu aslında... ...yurt dışında... E, ...arama ve üretim şirketleri dışında... ...servis şirketleri tarafından sağlanır... ...ama şey kötü komşu... ...ev sahibi yaparmış e, misali... E, ...biz açıkçası... Akdeniz'de işte ilk gemimizi aldıktan sonraki operasyonlarımızda da şunu gördük. Yani biz öyle kolay kolay dışarıdaki yabancı servis şirket sağlayıcı şirketlerle çalışma şansımız yok çünkü adam'a gel kardeşim Akdeniz'i arayacağız diyoruz. Yok efendim ben kusura bakma para kazansak da gelemiyoruz diyorlar. Siyasi başka şeyler devreye giriyor. Dolayısıyla biz şu anda çok güçlü bir filo haline getirdik ve bunun neticesini de aldık. Zaten bu açıkçası Karadeniz'deki gazı 3 yıldan daha kısa bir sürede karaya getirebilmek ancak böyle bir filo ve böyle bir çalışmanın sonucuydu. Bu anlamda da yani bu güçlü deniz filomuzun olması bize büyük bir avantaj getirdi. Son soru demiştim ama şimdi o konuşurken aklıma geldi. Bu filo dışarıda da iş yapıyor. Bu filo dışarıda da iş yapar <laughs> <laughs> yani. Evet. Ya, talep gelir evet. değil mi? Hani yani, yani şu, şu denizlerde şöyle de. Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi biraz önce konuştuğumuz işte gerek gaz gerek petrol ile alakalı projelerde Türkiye'nin bunların yanında bir şey daha yapması lazım. Hedeflerimizden bir tanesi mutlaka Türkiye'nin üçüncü ülkelerde yapacağı petrol ve doğalgaz aramaları, üretimleri vesaire. Yani Libya'da, Irak'ta, Afrika'da, efendim Kafkas coğrafyasında, Orta Asya'da alabileceğimiz sahalarda bunların bir kısmı kara sahaları, bir kısmı deniz sahaları olabilir. Ben cumartesi günü Libya'ya gidiyorum orada bir ekonomi ve enerji zirvesi var ona katılacağım. Dolayısıyla bizim oralarda geliştirebileceğimiz sahalarda, projelerde ortaklıklarda kendi gemilerimizle bu faaliyetleri yapabilme imkanımız var. Bu bize ayrı bir güç katıyor açıkçası yani o ülkelerle konuştuğumuzda arkamızda böyle bir şeyle gidiyoruz. Dolayısıyla onlar da önümüzdeki dönemde inşallah milletimize müjde olarak duyurabileceğimiz konular olacaktır. Şimdi aslında kendisinin çok sevdiği konuydu ama ben de uzay açısından çok ilgileniyorum. İkimizi de ilgilendiriyor diyeyim. Siz Suudi Arabistan'da nadir toprak elementleri ile ilgili bir çağrıda bulundunuz. Evet. Evet. Ve... Yani sizi bulmuşken bunu unutmayalım. Evet. Şimdi e, Enerji Bakanı... Yani bu bakanı... akşam pek maden konuşmadık. Evet. Herhalde bir, bir programa daha ihtiyaç var. Şey. Şey. Evet <laughs> öyle şeyler anlattınız <laughs> ki haritalarla birlikte ama şimdi bir defa bu çağrınıza ilgi var mı? Ve e, şimdi nadir toprak elementi deyince bir herkes duruyor. Evet. Yani nedir bu nadir evet. toprak elementi diye? Türkiye'ye ne fayda getirecek? Evet. Böyle bir Maden toprak seviyoruz. elementleri veya şimdi artık dünyadaki söylem kritik mineraller olarak bunlar adlandırılmaya başlandı. Adı üzerinde kritik çünkü ne için kritik? Bugün dünyada işte yani yaklaşık belki bir saattir konuşuyoruz. İşte elektrikli araçlardan bahsettik, güneş enerjisinden bahsettik. Bu teknolojilerde, işte uzaydan bahsettiğiniz savunma sanayindeki projelerde, anlattığımız her şeyde bu madenler. Çok önemli hale geldi. Onun için kritik madenler olarak adlandırılıyor. Şimdi bizim bu çağrımıza e, tepkiler veya e, reaksiyonlar nasıl? Çok olumlu. Sebebini söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz biz Eskişehir Beylikovada e, dünyada bir sahada en büyük e, ikinci kritik madenler nadir toprak elementi rezervini bulduk. 694 milyon tonluk bir rezerv var. Bu hedefimiz. E, varmak istediğimiz nokta bu nadir toprak elementlerini önce oksite daha sonra da saflaştırmayı iyice artırıp nihai ürüne döndürdüğümüzde Türkiye dünyadaki 5 ülkeden biri olacak bu kaynaklara sahip ülkeler arasında olacağız İlk 5 ülkeden biri olacağız ve adeta bu ıı, madenler için geleceğin petrolü diye ifade ediliyor bugün geleceğin hani, petrolü. evet yani tamam, petrol olur. ne kadar kritik dünya ekonomisinde çok kritik. Yani petrolsüz hiçbir şey olmuyor. Bir süre daha olmayacak. Ama önümüzdeki dönemde özellikle dünyadaki bu işte enerji dönüşümü, yeni teknolojiler işte savunma sanayindeki veya diğer alanlarda uzayda kullanılan belli alanlarda bunlar olmadığı zaman, bunlara erişiminiz olmadığı zaman siz inanılmaz bir dışa bağımlılıkla o anlamdaki dışa bağımlılıkla karşı karşıya kalacaksınız. Çok şükür çok büyük bir rezerv keşfettik. Şimdi bunu ekonomimize kazandırabilmek için varız. Suudi Arabistan'daki toplantıda Hı. ana odak buydu. E, orada da bir bölgesel işbirliği, hatta buna işte süper bölge adını verdi oradaki arkadaşlar. Bir bölgesel işbirliğini işte Afrika'nın, Orta Asya'nın, bizim içinde bulunduğumuz coğrafyanın ve Orta Doğu'nun olduğu bir süper bölgeyle. Çünkü burada bu madenleri elinde bulunduracak ülkeler işte geleceğin e, en rekabet açısından öne çıkan ülkeleri olacak. Dolayısıyla bu bizim bu dönem için yani önümüzdeki dönem için yani benim bakanlığımın benim en önemli konularımdan bir tanesi diyebilirim. Çin'den sonra en büyük ikinci saha bizde. Evet, yani tek sahada en büyük ikinci rezervi biz keşfetmiş durumdayız. Yani Şu da galiba o gezdiğimiz yer değil mi? Burası. Evet, Beylikova. 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 Evet, evet, Beylikova. Evet, Bahsettiğiniz ekonomiye kazandırma meselesi o ayrı bir süreç tabii o, ki. O bambaşka ve çok zorlu bir süreç ama o konuda da. İnşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. Peki. Valla çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok ciddi açıklamalarda bulundunuz. Ee, a, sizin e, tabii ben süremiz bitiyor sandım ama... Eğer devam etmek yani sizin vaktinizden dolayı devam edecek. sayın ama Bakan siz... bütün sorularımıza açık yüreklilikle <laughs> cevap verdi. Yani şöyle biraz çok kısa bir madenle alakalı ya biraz çok, evet, konuşalım. Evet vaktim Böyle... var. Ben sizin hani evet. yani yani biliyorum kısa... yoldan geldiğiniz çok yoğundunuz. O yüzden hani size sormadan da emri yapmak istemedim. Eğer evet. rahatsanız madeni konuşmak isteriz. Vallahi. Yani şöyle madenle ilgili birkaç şey söylemekte fayda var. Çünkü Hı -hı. Türkiye yeraltı tabi özellikle doğalgaz ve Petrol çok öne çıktı bu son dönemde ama yeraltı zenginlik açısından önemli bir ülke dünyada maden çeşitliliği açısından 8 sıradayız bütün dünya genelinde yani Türkiye'de altından diğer metalik madenlere işte Çinkosundan bakırına kromuna birçok alanda metalik madenlerde de zenginliğimiz var şimdi bizim bunları toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırmamız lazım. Türkiye geçen sene 2022 yılında diyelim geçen seneki rakamlar 2023 daha yeni bitti henüz netleşmiş değil ama 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptı madende. Bu rakam 2002 yılında 680 milyon dolardı. Yani bir 10 kat büyüdük maden ihracatında. Ama Türkiye hala madende net ithalatçı konumda. Hala... Bir 10 kat daha büyüme potansiyelimiz var bir mı? Bir 10 kat daha büyüme potansiyelim yani buradan sonraki bir 10 kat bayağı iddialı olur. Eğer nadir toprak elementlerini katabilirsek işin içerisine böyle bir yere doğru gideriz inşallah. Ama şunu söylemek istiyorum. Hedefimiz şu. Türkiye'nin madende de net ihracatçı bir ülke olması lazım. Bazı madenler bizde olmayabilir ama olanların kendi sanayimiz, kendi ihtiyacımızın ötesinde olan kısmını ihraç eder hale gelmemiz lazım. Onun için de madenlerimizi çevreyle uyumlu bir şekilde yani en uygun şekilde yani uluslararası standartta ne yapılıyorsa yani Kanada'da madencilikte ne yapılıyorsa Kanada bugün madencilikte Avustralya çok ileri gitmiş ülkeler onlar ne yapıyorsa biz de aynı çevre standartlarında aynı emniyet şartlarında yani insanı da önceliklendirerek maden kazalarına vesaireye e, inşallah herhangi bir şey olmadan. Ama bunları ekonomiye kazandırmamız lazım ve Türkiye'yi en kısa vadede net ihracatçı bir ülke haline getirmemiz lazım. Geçen seneki bizim ithalatımız 12-13 milyar dolar civarında. 6,5 milyar dolar Satıyoruz. ihracatımız var. Dolayısıyla onu kapatıp onun üzerine geçmemiz lazım. Türkiye altında 100 ton olarak hedefimizi koyuyoruz yıllık üretim. Yani bu 42 tonlara çıkmıştı. Bu seneyi 35-36 tonlarla bitiriyoruz. Ama 100 sona gidebilmemiz lazım. Onun için aslında burada da yine bir farklı bir bakış açısına, farklı bir yaklaşıma ihtiyaç var. İşte biliyorsunuz e, herhangi bir maden projesinin zaten izin süreçleri, yani bizim kamu kurumlarımız zaten yeterince bu konuda dirençli ve böyle kılı kırk yararcasına, yani hem çevresel izinlerde hem orman izinlerinde öyle bakıyorlar. Ama onun ötesinde belli gruplar bu işe hani istemezük yaklaşımıyla da yaklaşıyorlar ama bunlar hakikaten ülkemizin zenginlikleri işte o başta konuştuğumuz hani bütün bunlar iyi güzel de hani vatandaşa bu iş nasıl yansıyacak? Türkiye eğer geçen sene ya da 2022 diyelim ödediği 96,5 milyar dolar enerji ve maden faturasını ödemediğini düşünün. O direkt cebinizde kalan para. Cebinizde kalan para Cari açık sizin için bir problem değil. Türkiye cari fazla veren bir ülke. Döviz bana göre bu anlamda problem değil. Dolayısıyla böyle bir noktaya doğru gittiğimizi hayal edin. Bunu %50'ye düşürdüğümüzü hayal edin. Dolayısıyla bu faturasını düşürmüş bir Türkiye daha müreffeh bir Türkiye olur. Daha huzur içerisinde bir ülke olur. Dolayısıyla meseleye biraz böyle bakıyoruz. Onun için de madenlerimizi de biraz önce ifade ettiğim prensipler çerçevesinde... Ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Sayın Bakanım, maden demişken boru konuşmamak olmaz. <laughs> Zamanımız var mı? Var var. Şimdi şöyle. <laughs> Rahat şöyle, edin. Bor konusunda e, Türkiye'de hakikaten biz çocukluğumuzdan beri hep seviniriz. Ya Türkiye'de öyle bir maden var ki işte bor dünya galiba yüzde beş'i değil mi rezervleri evet, o civarda bizde. E, biz bunu ekonomiye kazandıramıyor muyuz? Ya da ne bileyim burada dünyada böyle bir talep yok da o yüzden mi e, istenilen seviyeye gelemiyoruz? Evet. Mesela biz geçen yıl ne kadar bor? ihraç ettik. Şimdi şöyle bir takım makro rakamlar söyleyeyim size. Dünya bor pazarı yaklaşık 4 milyon ton. Yani hani dünya bor pazarı işte iki katına büyür mü? E çok da kolay değil. Yani kullanım alanları olarak hani 4 milyon ton 8 milyon tona gider mi? Biraz zor. zor. Uzun vadede belki gidebilir. Ama 4 milyon tonluk bir pazar var şu anda. Bu pazarın 63'ü etimadenin elinde. Yani Türkiye olarak biz bu pazarın yani dolayısıyla yaklaşık 2.4 2,5 milyon ton, 2.6 milyon tonunu biz biz satıyoruz yani. Bu önemli bir pazar payı. Tabii ki hedef %100 olabilir. 4 milyon tonunu tamamını biz satalım ama sattığınız ürünün piyasa fiyatına işte şeyine baktığınızda da dolayısıyla oluşturabileceğiniz o 4 milyon tonla büyüklükler belli aslında. Şimdi biz onun için borda yaklaşımı biliyorsunuz farklılaştırdık. Dedik ki Katma değerli ürüne nasıl dönebiliriz? Katma değerli ürün deyince işte bor karbür, e, ferro ferrobor e, gibi farklı ürünlere. Çünkü Veya... oraya geçince satış fiyatı artıyor, kazancınız tabii, artıyor. Tabii orada mi? işte katma değer dediğimiz işte belki ürünün satış fiyatını ne bileyim 10'a, 100'e daha fazla ileriye götürebilecek bir alana girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla son dönemde borla alakalı stratejimiz bu. Onun dışında da Kullanım alanlarını farklılaştırmak işte biliyorsunuz e, bordan deterjan ürünleri yaptık. Şimdi e, ürün gamımızı biraz daha çeşitlendiriyoruz. Aqua Bor diye yeni bir ürünü e, tanıttık. Onda biraz daha 2024'te büyümek istiyoruz. Yakında bunun lansmanını da yapacağız. Ve farklı ürünleri vatandaşımızın hani hem bir alternatif olması açısından onlara e, kullandırmak istiyoruz. Dolayısıyla hem farklı kullanım alanları açıp bir anlamda piyasayı büyütmek istiyoruz... ...bir taraftan da katma değerli ürüne dönmek istiyoruz. Özellikle bor atıklarından... ...yani önümüzdeki projelerden bir tanesi şu... ...bor atıklarından lityum üretmek. Biliyorsunuz elektrikli araçlarda... Da, ...depolamada evet. çok ihtiyaç duyulan bir şey. Biz hem sıvı bor atıklarından... ...hem de katı bor atıklarından... ...ondan lityumu ayrıştıracağımız bir... ...tesis kuracağız önümüzdeki yıl. Şu anda bir test süreci devam ediyor. Test aşamasına gelmiş durumdayız. Ama... Borla alakalı da böyle bir genel çerçeve çizebiliriz. Şimdi maden de net ihracatçı dediniz ve altın örneği verdiniz. Hedef evet, bu. Evet. Net ihracatçı ülke konumuna gelmek için altın ve neler? Yani saydığınızdan hedef ne, hangi yani şöyle, madende ne, evet. öyle yani eğer çok stratejik bilgi değil Yani diye. şöyle söyleyeyim, biz altındaki yani hedef rakamımızı söylüyorum, 100 ton civarında bir üretim yıllık Hı -hı. yapabileceğimize inanıyoruz. Hedefimiz bu, 100 tonu üretebilmek. Tabii Türkiye'nin altın ithalatı biraz farklı bir hikaye. Altın vatandaşımızın çok yoğun rağbet gösterdiği evet. bir alan. Dolayısıyla Türkiye muazzam bir ithalat yapıyor. Yani onu tamamen karşılamak belki mümkün olmayabilir ama. Ee, biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin işte metalik madenlerde çinkoda bakırda kromda diğer alanlarda e, ve bu nadir toprak elementleri kritik madenlerde mutlaka e, daha çok üretim yapması lazım bunları katma değerli hale getirip o şekilde de Türkiye'nin ihtiyacını işte savunma sanayinin diğer sanayimizin diğer alanların ihtiyaçlarını karşılayıp geri kalan kısmını da ihraç ediyor konumuna. Getirmeyi hedefliyoruz. Şimdi Enerji Bakanı ekranda olunca, çok soru var. İsrail evet. meselesi gündemde olunca, Gazze gündemde olunca, e, Akdeniz e, enerji senaryoları, enerji savaşları dünyada konuşulurken size çok sayıda soru gelmiş. E, Akdeniz'in altında gerçekten e, trilyon dolarlar var mı? E, şu an devam eden Türkiye'nin sondajı nerede? Ee, ve e, gazze meselesiyle ilgili gazzenin de hemen yanında e, rezervler var ve aslında kıyamet bundan kopuyor. Doğru mu? Evet. Herhalde program bitmeyecek bu şekilde. <laughs> Sizi burada tutacağız. Evet. Ee, şimdi şöyle Akdeniz'de keşfedilmiş önemli rezervler var. Bunların en kayda değer olanları açıkçası Mısır'ın e, keşfettiği doğalgaz e, rezervleri ki üretim yapıyorlar. Ee, onun dışında İsrail'in e, keşfettiği doğalgaz e, yatakları var. Ee, Güney Kıbrıs'ın iddia ettiği ve bulduğunu iddia ettiği rezervler var. Ama onların hiçbirisi üretime henüz geçmiş değil. Ama üretim yapan temel olarak e, Mısır ve e, İsrail. E, onun dışında Akdeniz'le alakalı, Doğu Akdeniz'le alakalı işte Lübnan'da aramalar var. E, bizim biraz önce ifade ettiğim gibi... 2000 18'den bugüne kadar yaptığımız 8-10 tane derin deniz sondajı var. Biz inandığımız için burada bir petrol, doğalgaz emaresi gördüğümüz için bu aramaları ve sondajları yapıyoruz. Bunlar hakikaten çok ciddi yatırım ihtiyacı olan alanlar. Dolayısıyla biz Akdeniz'den bu anlamda ümitliyiz. Yani kendi kıta sahanlığımıza, kendi deniz yetki alanlarımızda bu aramalara devam edeceğiz. Ee, ama tabii yani konuşmamın başında da ifade ettim. Biz bütün bu işleri bu sektörün e, standartlarına uygun ne gerekiyorsa onları yaptıktan sonra ancak hı hı. yani işte o sondajlar bittikten sonra belli testler bittikten sonra açıklayabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir rezerv tahmini yapılıyor doğru. E, ama bunları bulmadan e, üretilebilir hale getirmeden bir şey söylemek çok doğru değil. Evet. Gazze açıklarında doğalgazla alakalı e, bir kaynak olduğundan bahsediliyor. Orada e, bu kaynak Gazze için önemli bir kaynak olabilir. Yani Gazze'nin işte biraz önce ifade ettiğim gibi yarın Gazze'nin enerji altyapısına ayağa kaldırma kaldırılması noktasına gelindiğinde... ...orada üretilecek doğalgazın Gazze'nin elektriği için kullanılması fevkalade anlam ifade eder. Ama dünya ölçeğinde... E, e, oluşabilecek bir büyüklükten bahsetmek için şu anda erken açıkçası Hı. yani öyle bir e, bilgimiz yok. E, ama bir gaz kaynağı, e, bir rezervle ilgili bir bilgi de var bizde açıkçası ama. Ha. Hani onu burada şu anda konuşmamıza belki çok gerek olmayabilir. Ama bu galiba Gazi için önemli. Ha. E, ya o, o bu kadar karmaşa evet. çıkaracak bir rezerv değil galiba. Öyle mi? Yani Hı. E, öyle denilebilir evet. Hı. Yani şunun için soruyorum. Hepsi enerji yüzünden, gaz rezervi yüzünden oluyor diyen de bir kesim var ya. Yani bir yandan da bunun için soruyorum. Evet. Bütün küresel güçlerin bu bölgeye akın etmesi, enerji savaşları nedeni bu diye. Acaba gerçekten bu rezervler evet. böyle mi? Yoksa aslında mesela sadece gazların açığındaki rezerv değil de bütün Doğu Akdeniz ve bütün bölgeye yönelik. Ee, enerji meselesine. Bence daha, daha büyük resimde daha büyük konular var. Ee, onun içinden tek başına bu işi Gazze'nin açıklarındaki gazla sınırlandırmak e, biraz şey olur. Ee, hı hı. Vaktimiz eksik var. Olarak. Sanıyorum son 8 dakikamız ben kulağına akıllı evet. sesini duydum. Duydun o mu? Zaman ben... <laughs> <laughs> sayın bakana şöyle bir genel yalnız ya, hiç anlaşmamışız böyle değil ama. Evet daha daha kısaydı fakat evet, çok ama, akıcı e, ve iyi şöyle gidiyor. Şöyle inanılmaz bir e, e, seyirci talebi var şu Öyle an mi? ve soru geliyor. E, o yüzden sizi ama sordum biliyorsunuz yani materyaliz var evet. mı diye <laughs> tuttuk. <Evet. gülüyor> evet. Ben sayın bakana şunu sormak istiyorum. E, gerçi kısmen bu programda bunları anlattı. Şimdi ben sizin anlattıklarınızdan özellikle madenler konusunda ya bu memlekette doğalgaz varmış, bulunamamış, çıkartılamamış. Petrol varmış, bulunmuş ama aslında normal rezervin çok azı çıkartılmış. E altın olduğunu biliyoruz değil mi? Yani bakıyoruz bütün madenlerimizde aşağı yukarı böyle bir tablo var. Bugüne kadar hani bunların çıkartılmamasını bir tarafa bırakalım. Şu sebeple bu sebeple. Önümüzdeki süreçte e, bu yerin altındaki zenginliğin ekonomiye kazandırılması noktasında bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız? Buna işte mesela biz doğalgaz bulduğumuzda dendi ki ya bu bazı yerleri rahatsız edebilir. Ya da petrol bulunduğunda hani küresel ekonomide bu bir rahatsızlık yaratır mı? Evet. Türkiye'nin kendi madenlerini ekonomiye kazandırması gerçekten iddia edildiği gibi bazı komplo teorilerinde bazı çevreleri rahatsız eder mi? Evet. Ya Bu soruya şöyle bir, bir yaklaşımda bulunmak isterim. Şimdi bir kere hani işte bunlar vardı da niye olmadı? Yani birçok sebep sayabiliriz. İşte biz kendi açımızdan bakıp işte şöyle bir planlama yaptık da şöyle efendim çalıştık da böyle bir netice aldık diyebiliriz. Ama işin özünde şu var. Zafer Bey, benim inancım şu: Bütün alanlarda bu da bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Siyasi irade bu işin temelidir, özüdür. Bütün arkasındaki itici gücü budur. Bu siyasi irade, istikrar. Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği olmasa bunların hiçbirisi olmazdı. Geçmiş hükümetler, 2002 öncesine bakın, zaten yani bir planlama yaptığınızı düşünün, işte iki senede, iki buçuk senede daha kısa ömürleri olan hükümetler döneminde zaten bunları yapma şansınız yok. Dolayısıyla milletimizin cumhurbaşkanımıza gösterdiği teveccüh bu 21 yıllık iktidarın o siyasi iradeyle bütünleşmesi, siyasi istikrarın siyasi iradeyle bütünleşmesinin neticesidir bunlar. Yani işin özü hani bir tane nasıl oldu bu iş diye soracak olursanız cevabı bu. Yani gemilerin alınması bile değil mi? Bu yani, yani biz... bu işin çok içinde birisi olarak söyleyeyim. Yani her aşamasında her detayında olan birisi olarak söyleyeyim. İşte Fatih gemisini Norveç'te gidip pazarlığını yapan kişi olarak söyleyeyim. Emin olun ee, birçok farklı sesin değişik yaklaşımın içerisinde biz o alımları yaptık ve Temel stratejideki e, işin özünde o vardı. Çünkü eğer o gün gemileri almasaydık, geminiz olmasaydı, emin olun Akdeniz'de bir metre sondaj yapamazdık biz. Dolayısıyla Çünkü diğerleri gelmiyor. Parasını verdiğimiz evet, halde geldi. Evet. Bu gemiler olduğu için gemiler pandemiyi düşünün 2020 yılı evlerimizden çıkamadık öyle değil mi? Böyle bir ortamda o gemilerde. 7-24 operasyonlar devam etti Eğer kendi geminiz olmasaydı ve e, kendi ekibiniz olmasaydı bunları yapma şansınız yoktu Dolayısıyla bu siyasi irade arkada güçlü kararlı Dirayetli duruş Cumhurbaşkanımızın olmasaydı bunların olma şansı yoktu bu, bu çok değerli bir şey Dolayısıyla bu projelerin akamete uğramaması yine anahtar şeyi bu ve bu anlamda işte 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar milletimiz bir 5 yıl daha ülkeyi idare etme yetkisi verdi. Bu çerçevede de şimdi aslında zor dönemleri belli oranda aştığımızı düşünüyorum. Bundan sonrasını biraz daha elbette ki teknik anlamda, iktisadi anlamda birçok zorluklar karşımıza çıkacak. Ama daha e, kolay bir dönem olacağını düşünüyorum belli yönleriyle. Gerçi dünyadaki şey bunu söylemiyor ama bizim teknik anlamdaki çalışmalarımız artık gazını bulmuş, şimdi üretim aşamasına geçmiş bir Türkiye. Daha artık birçok açıdan tecrübesi, uzmanlığı, kendi mühendisimizin, jeologlarımızın, diğer alandaki çalışan bütün arkadaşlarımızın şeyi çok daha ileri gitmiş. Daha önemlisini size söyleyeyim. Artık kendine daha çok güvenen, artık hani Türkiye Petrolleri'ni söylüyorum size, 2016 yılında bu şirketin yıllık üretimi 30 şey günlük üretimi 36 bin varildi. Bugün sadece Gabar'da 32 binleri bulmuş durumdayız. Ve diyoruz ki Şırnak Türkiye'nin petrol üssü olacak. Oradaydık işte yılbaşı akşamı. Yani Şırnak'a biraz Adıyaman ve Batman'dan arkadaşlar da vardı. Dedik ki kusura bakmayın artık Batman bir numara olmayabilir. 2-3 ay sonra Şırnak Türkiye'nin belki yıl sonunda açık ara artık bir numarası olacak. Türkiye'nin petrolle alınan şehri, bölgesi. Dolayısıyla bütün bunlar inşallah önümüzdeki dönemde sonuçlarını aldığımız vatandaşlarımızın işte bunun neticelerini evlerinde işte ne bileyim ekonomilerinde hissettiği bir dönem olacak ve daha iyiye doğru daha farklı alanlarda da yeni keşiflerle yeni geliştireceğimiz projelerle gideceğimiz bir dönem olacak yani. Çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten kaldım e, kaldı mı? Soru sanmıyorum? Yok gayet. Evet. <laughs> sorularımız var. <laughs> oldu. Ya Sayın Bakan, e, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gerçekten teşekkür ederiz. Hem çok aslında son dakika bilgileri verdiniz. Öyle mi? Hem de evet gayet açıklayıcı bir yayın oldu. Dolayısıyla gece görüşüne katıldığınız için teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ediyorum. Uzun bir zamandır planladığımız evet. bir programdı. Sizlerle çok güzel bir program oldu. Bu akşam aynı zamanda Regaip Kandil'i. Evet. Dolayısıyla bütün milletimizin de Regaib Kandil'ini tebrik ediyorum. Biraz uzun oldu ama eminim güzel bir program olur. Çok, çok güzel oldu. Çok, çok güzel oldu. teşekkür ediyorum. Biz bence. teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Sevgili izleyiciler bir kısa ara vereceğiz.